İyi geceler. Hanımlar, beyler. Türkiye'de ve dünyada en çok izlenen Türk talk show'unu hazırlayan makinenin makinisti Okan Bayülgen. Geceler. Dikkat, YGS girebilir. Şimdi şunları aklınızda tutun. A 9, B 5, C 3, D 4, E 1. Aşağıdaki rakamları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Baba bu kadar iğrenç olmamalı. Yani eğer bir kopya şifresi varsa insan diyor ki bu biraz daha karmaşık bir şey olması gerekmez mi? Peki bu kopya kaç kişiye verildi? 1, 100, 500, 100 bin, 1 milyon, 1 milyon 500 bin. O zaman sorun yok. Eğer topluca kopya çekildiyse zaten bir problem olamaz. Galatasaray'da okurken çok kopya çektim. Ama hiçbir zaman ferdi kopya çekilmedi. Bugün böyle kafam yukarıda yürüyebiliyorsam Galatasaray'da aldığım notlar değil, arkadaşımdan aldığım notlar yüzündendir. Arkadaşlar birbirimize not verirdik çünkü. Kopyalar topluca çekilirdi ve kopya çekmek için yaptıklarımız hakikaten karmaşık ve zor şeylerdi. Yani bütün bunlar yapılacağına sadece ders çalışsan daha iyiydi. Ama bu çok acayip. Şimdi biz bu adamlara nasıl güveneceğiz? Özellikle matematik puanıyla girilen yerlerde. Yani doktor olabilir, mimar olabilir, değil mi? Tabii ki hayat torpil yapmaz. Ama biraz zor hakikaten. Nasıl güveneceğiz? Ya bunlar kaç kişidir? Yani emin de olamıyorum. Keza yarın ÖSYM'nin bir açıklaması olacak. Çünkü kişiye özel sınav kitapçığı verdiklerini söylüyorlar ki ben bugüne kadar duymamıştım. Şimdi YGS'ye girenler bunu biliyorlardır. Yani size gelen kitapçıklar kişiye özel miydi? Yani şöyle miydi mesela? Selim bak gördün mü babalara geldin yavrum o karıyı bırakacaktın. Var mıydı yani kitapçıklar? Yani... Ayrıca hep de bu sınav birincisi olan, sınav beşincisi, sekizincisi olan tiplere de biraz gıcık olmuş mudur? Yani biraz inek tipli heriflerdir bunlar hakikaten gülümseyen ve pek böyle hani gözlerini kaldırıp da yukarı bakamaz. Hani aileleriyle fotoğraf çektirdikleri zaman filan. Yani bizde de öyleydi mektepteyken. Genelde bir sürü konuda geç kalan adamlardı. Mesela kızlar konusunda, alkol konusunda başka bir sürü konuda ama severdik onları. Yani belli bir inek tipi vardır tabii. Yani gözlüklü olabilir, şişman olabilir. Saçlarına bir şekil verememiş olabilir. Çoğunlukla düz saçlı olabilirler ama bunlar iyi heriflerdi. Şimdi bu sınavın birincilerini gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Yani anneler babalar bize gösterdiği zaman ne diyeceğiz? Yani tipe bak mı diyeceğiz? Acaba yani bazen düşünmüyor değilim. Yani eğer bu çok eski yıllardan beri var olan bir durumsa bu kopya durumu. Acaba bunlar pek gözlerini kaldırıp bakmaya cesaret edemeyen çocuklar mıydı diye de düşünmüyor değilim. Yani aranızda ellerinizi kaldırabilir misiniz acaba? Kaç kişi var bu sınavda böyle bir hile bulunduğundan şüphelenen? Bizzat gördün. Yani böyle bir şey mi? Çünkü matematik soruları 10 dakikada çözülebiliyor büyük bir çoğunluğu diye. Ama bu kadar salakça olmamalı yani. Değil mi? Bu çok salakça bir durum yani. Neyse her neyse. Bir de tabii şunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki yıl bu kadar çocuğu toplayıp nasıl sınava sokacağız tekrar? Yani çalışanlar ne düşünecek? Çalışmayanlar ne düşünecek? Kolay bir şey değil hakikaten. Her şeyi son seneye bırakırsan...
Her şey son yıl, son puanlama, son notlama, son tercihler olursa sonuç bu oluyor zaten. İşini sevmeyen profesyoneller, avukatlık yapmak isteyen doktorlar, doktorluk yapmak isteyen avukatlar oluyor zaten önümüzde. Bu berbat bir şey hakikaten. Neyse, yarın ÖSYM açıklamasını beklemek lazım. Kişiye özel sınav kitapçığı meselesini de biraz daha iyi anlarsak iyi olacak. Bakalım az sonra kimler geliyor? Disko Kralı stüdyosuna görelim. Mert Fırat! Nergis Öztürk! Ayko Cepkin! Mehta! Tuğçe Kurt! Taylan Efe Çekin! Spankers! Güzel, güzel. Bakınız, bu kadar birbirine benzemeyen adamı hiçbir program bir araya getiremez. Ve ilk masa konuklarını alıyoruz, buyursunlar. Hayko Cepkin, Nergis Öztürk, Mehtap, Mert Fırat, İsmail YK, Tuğçe Kurt. Bir de yeni uygulama var. Rütük yönetmelikleri uyarınca yeni bir reklam rejimi içerisindeyiz. Hemen girelim mi? Daha değil mi? Hayır, böyle bir stres halindeyiz. Bir de 4 dakika sürecek reklam yani hemen. Değil mi? Ne? Birkaç dakika sonra mı? Aman sakın şey yapma. Zaten niçin buradayım? Reklam girmek için. Başka ne fonksiyonum olabilir ki? Yaptığınız ya da maruz kaldığınız en çirkin 1 Nisan şakası neydi? İkinci soru, Disneyland'den mi geliyorsunuz? Biz de yandık, sorular geliyor. Mickey'yi ya da Varyemez amcayı tanıyor musunuz? Varyemez amca iyi mi? Benim bebekliğimde bile çok yaşlıydı, hala iyi mi? Ekonomik krizde ne oldu? 2008'de bayağı bir darbe almış olması lazım Varyemez amcanın. Varyemez amcayı tanıyor musunuz? Mickey iyi mi? Daisy ile evlenebildiler mi? Öbür oğlan var, Daisy'yi sürekli yemeğe çıkaran, o ne oldu? Ben oysa ki kendimi Star Wars'tan böyle kopmuş gelmiş gibi hissediyordum. Star Wars değil, kesinlikle Mickey. Mickey mi? Peki, bak hala Mickey düşüyor. Şu adama en son dedim ki şunları tepeden yağdırmayın. Adam gideli 6 ay oldu şarkı söyleyeli, hala tepeme şunlar yağıyor. Bir daha kimseye konfeti yok. Ne olacak, konfeti yağınca daha mı güzel oluyor şarkı? Buyurun. Star Wars'tan geldim söyledim en son. Bu Star Wars mı? Ya ben öyle prenses. Bütün filmi. Star Wars filmlerini izledim. Buna benzer hiçbir yaratık yok. Buna benzer var. Mehtap. Efendim abi. 65 kilo birden mi verdin? Ya abi 65'ten 15 kilo verdim. Valla. Suratın acayip incelmiş, elbisen üzerine oturmuyor. Evet abi sorma. Ya yemin ederim bu kıyafeti, Arjantin'de kilo aldım ben herhalde biraz. 5-6 kilo aldım orada yedik diye. Arjantin öyle evet. Ya abi ondan değil ya, şeye gittik. Şey çektik de oradan geldik. İsmail'cim ne zaman Arjantin'e gitsen valla bu basenler böyle. Evet abi sorma. Reyhan abla aradı dedi ki cumartesi ya mi? Bak bu işte inanamıyorum, ne kadar güzel kız değil mi? Mehtap Hanım nasılsa... Abicim diyor böyle.
İki gün oldu abi geldik. Çektik Wipeout. Türkiye Yunanistan ünlüleri yapıldı. Tamam biraz tamam, daha hanım hanımcık. Abi. Biraz daha hanım hanımcık. Reyhan abla aradı. Salondayım yemin ediyorum vallahi. Vallahi bak ciddi. Mehtap güzel kız kategorisinden alıyorum. Yani beni mi? Çok, evet, kız kategorisi. Şarkısı, türküsü tamam. falan da güzel. ya güzel kız kategorisi. Ama gerisini söyleyeyim abi. Dur ya, ya Allah aşkına. Allah aşkına. Reyhan abla dedi Okan abi çağırıyor. Sıyırdım geldim abi. bir hazırlanışım Mehtap, var. Vallahi arabayı vereceğim. Tamam abi. Şunu bir çek şunu ya. Tamam. tamam. En çirkin 1 Nisan şakası. 1 Nisan şakaları yapıldı yine berbattı. Benim... İnci Sözlüğün 1 Nisan şakasını biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Çok acayip. Nasıl? Çok kişi toplayamadılar ama iyi fikirdi Taksim'de. Bilmiyorum nasıl? Neyse sonra anlatırım. Evet devam. benim disipline gittiğimi söylediler. Lisede hatırladığım o en kötü şaka oydu. Disipline gittim. Yaş kaç? Şu andaki yaşım 25. Bu mudur hayat? Bunu... Ya benim başıma neler geldi ya vallahi. Sayın İsmail YK, sizin karşılaştığınız en kötü 1 Nisan şakası neydi? Ya benim karşılaştığım kötü bir Nisan şakası... İsmail YK'nın sesini arttıralım. Çok kibar fazla, bir adamdır. Çok yani, düşük olsun. Evet. Hatırladıklarımın yalancısı olacağım çünkü pek fazla hatırlamıyorum öyle ama duyduğum birkaç kötü 1 Nisan şakaları oldu arkadaşlarımdan çünkü... Anlatsana bir tanesi, gaddar olanlardan. ya şey dedi işte benim arkadaşım... Şöyle anlattı bana. Babası kalp hastasıymış. Onun da iki kız kardeşi var. Birisi dedi ki işte Merve araba kazası geçirmiş. Babası zaten kalp hastası. Şimdi böyle bir haberi duyunca tabii ki bunun bir şakası olmaz tabii. Yani ölmüş böyle bir şaka yapmış. Yok ölmemiş de. Çok ağır abi. Çok ağır evet. Ya. Yani zaten bunu söyleyen kız da küçük bir kız da değil yani 20-25 yaşında bir olgun bir yani böyle evet. bir şey yapılmaz. evet sevgili Miki Fare sizin ikinci sorunuz geliyor. Aa bir dakika Okan abi şunu taksa daha güzel olur. Tamam yok. Ver onu bana. evet, Miki var bak, Miki var şey. Ne yapıyor buradan pilli olarak? Denize Erol Büyük Burç mu düşse kurtarırsınız, Büyük Usta Kayağan mı? Yalnız cevap gerekiyor. Yani ben Erol ikisini Büyük de ayrı... Burç. Niye kurtarırsınız Büyük Usta Kayağan'ı kurtarmazsınız? Ya... Ay. En çok beni kurtaracaksınız herhalde. Ya, en çok beni kurtaracaksınız. Bravo, güzel. Evet. Daha önce hangi pozisyonlarda bulundunuz? Aziz çok böyle güzel soru bir soruydu. Olmaz. Şuna bir başlık açmak lazım. Futbol falan filan diye. Ya her türlü yani? Pozisyondaydı falan ya. Olmaz. Bu çok özür dilerim. Ben yazmadım. Her türlü ben ya fark etmiyor. Kadınına göre tabii, değişir. Tabii orkestra ya. ben şey veriyorum. Tiyo veriyorum. Olmaz. Tiyo vermedim. Abi istersen yanından alayım. Ama benim dediğimi söyle Allah aşkına. Abi biz... Biz İsmail YK çok mahcup adamdır, bayan yanı diye verdik. Hakikaten yani olmaz. Bitirdin. Ama hadi benim... Hayko dayanır ama İsmail YK dayanamaz. Ama cevabı ama var bomba bir cevap. Her türlü. Kadınla gördük. Bayılıyorum bu şarkıya. Evet. Bayılıyorum, evet. Bir ürün olsa... Heh. Bir ürün olsaydınız, bir ürün olsaydınız, kendinizi üç cümleyle nasıl pazarlardınız? Evet, pardon. Başarılı, yenilikçi. Başarılı, yenilikçi. Pozitif. Satılmadın. Başarılı, yenilikçi, pozitif. Peki, çok güzel olmuş. Size soruyorum efendim. Buyurun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. Hayko Bey, aşağıdaki giysilerden hangisi ötekilerden daha çirkindir? Siyah ayakkabı altına beyaz çorap, vatkalı kadın ceketi, yüksek belli erkek pantolonu. Yüksek belli erkek pantolonu. Ben de hiç beğenmiyorum. Bu akşam uzaylılarla karşılaşsanız onlara ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Çünkü genel temayül hep uzaylıların bize mesaj vermek üzere geldikleriyle ilgili. Ha ben onlara mesaj vereceğim. Sen mesaj vereceksin. Bir daha söyleyemeyeceğim. yani üreyin, çiftleşin bol bol bizim ülkemizden falan böyle uzaya gidelim, gelelim, sevişelim. Öyle olsun. Hadi.
olur mu? Birbirimizi kucaklayalım. Buradan seyircilere seslenmek istiyorum. Programımız genel aileye hitap etmektedir. Bildiğiniz gibi üç kafa vardır. Büyük, küçük, biraz daha küçük. En küçük kafayı ekran başından alın. Sizin sorunuz geliyor. Buyurun. Metafor ne demektir? Metafor. Ne demek Dayko? Ne demektir? Metafor ne demektir? Aa, beynim durdu desem şu anda. Beynim durdu değil, hiç bilmedin. Hiçbir zaman olay, bilmedin. Şey olayları, gökyüzü. Metafor ne demektir? Bir şeyin bir başka şeye benzetilerek anlatılma şekli. Çok güzel sizce efendim. O ne öyle kıkı kıkı gülüyorsun ayol? Hayır, onun cevap vereceğini biliyorsun. Ben de Mert arkadaşıma katılıyorum. Böyle bir şey olsa gerek. Sizin sorunuz geliyor. Kadir İnanır ve Ahmet Mekin arasında geçen bu gerilimli dakikalar hangi filmdendir? Görüyoruz, buyursunlar. Susmayın! Konuşun, çıldırmayın! Ya, derebeyliğin burada sökmez. Adamların, silahın, çalımın sökmez bize. Seni döverim ihtiyar. Sen onu da yaparsın. Evet. Şıklar var mı abi? Şıklar var. Mekin Love, Mekin Toş, Ateş Dağlı, Songül Karlı. Ateş Dağlı'dır herhalde. Bravo, doğru cevap. Nasıl bildim ama Ateş Dağlı'dır. Sizin sorunuz geliyor. Ergenliğe girdiğinizde, ya yani girdiğinize ya da hangi olay ya da olaylar sonucu karar vermiştiniz? Özür dilerim, alıyorum. Affedersiniz. Size soruyorum. Ergenliğe girdiğinize hangi olay ya da olaylar sonucu karar vermiştiniz? Yani ergen olmuştunuz. Ne olmuştu da ergen olmuştunuz? Sivilceler. Sivilceler çok doğru cevap. Yeterli. Sizin efendim gözünüzün altındaki bu şeyler çıkmıştı. Yani. Mesela şey olmuştu. Erkeklerin bazılarında göğüs uçlarında ağrı oluşuyor. Ve o doktora gittiğiniz zaman Blue çağında meydana gelebilir bir şey olduğunu söylüyorlar. Enteresan bir şey. Göğüs uçları. O zaman da... Peki erkek çocukların buralarım ağrıyor filan demesi güzel bir şey değil mi? Okulda filan. Neyse bunu duymayalım. Kimseye söylemedik. Bir zamanlar TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece programı ile ilgili ne hatırlıyorsun? Hiçbir şey. Güzel. Siz? Hiçbir şey. Siz? Hiçbir şey. Vasiyetinizin ilk maddesi ne olurdu? Güzel bir soru. Yardımcı olabilir misiniz ya? Baskası olmaz. Ben okumayalım da. Hayır. Bence de yani. Baskası olmaz. Baskası olmaz. Üç tane Spielberg filmi sayabilir misiniz? Ay ne kadar zor sorular geliyor ya. Peki, şu an hiçbir aklıma gelmiyor. Bu ardıcı sınav gibi canım. Bu da gerçekten biraz... zaten hayır. Tamam. Tamam. Üç tane Spielberg filmi sayabilir misiniz? Tamam. Üç tane. Şitler'in listesi. Güzel. Yardımcı olursak. İşte ben listesi değil. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı günlüğü. Köpek balığı günlüğü. Evet. Sayamadım, ben de sayamadım. Birden sorunca... Köpek balığı gülüyor, Jaws o. Yardım için yardım için. Evet. Böyle... E.T. Biliyorum. E.T. Bravo abi, ya bir sürü var da olsun. Nereden biliyorsun? İçinden kopyalım. Çok sıkıldım ben. Hiçbir sorumu bilemiyorlar. Peki bir medya arkasına bakalım. Aa süper, ben çok seviyorum. Patates değil, pancar cipsimiz. Evet, biz de böyle bölümlere başlayacağız. Baktık ki bu yeme içme meselesi acayip tutuyor arkadaş. Evet. Yeme içme, herkes yeme içme programı yapmalı. Zaten herkesin kendi programı var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin YouTube üzerinden kendi şovu, kendi programı var. Ben de YouTube üzerinden ya da başka bir şey üzerinden başlayacağım bu yemek programlarına. Acayip eğlenceli oluyor, izleyelim. Patates değil, pancar cipsimiz. Şu güzel şekilde. Güzel oldu, evet.
Çiçek gibi. Nasıl, ne diyorsun Cem Usta? Bir parça tuzla belki konulabilir. Dur! Hocam, topluma açık bir yayın yapıyorsunuz. Kimse ne yaptığının farkında değil. Bir şey pişiriyorsun. Ya evde onları pişirirlerse? Devam. Konulabilir. Hakikaten çok güzel oldu. Ay, hiç yemedim ama güzel bir öneri. Cemal Usta, bir tane yer misin benim yerime? Ben şimdi konuşamam diye yiyemiyorum. Nasıl? Pardon, bunu kim öderdi? Bir dakika, ben söyleyeceğim. Bir dakika, sen söyle. Daha sonra iyileşiyor. Baştan böyle bir sakız çiğniyor zannettim. Daha sonra iyileşti. Ya bu çocuk yemez anacığım, yok. Yemez mi? Yok, kıtır bütün değil. Bütün şekeri çıkmış ortaya. Mahvettiniz beni, rezil oldum bütün şekeri çıkmış. Ama yenebilir bak. Yani. Cemal Usta, mahvettin beni, çocuk, ne yapıyordun? Hiç daha önce yılan gördün mü? Yılanlara gelme. Baba, bu programa hastayım. Bu ne kafası olabilir hocam? Yılan gördürüyor. Abi yılan filan değil. Bu sabahaya çıkan değişiyor. Hayatı değişiyor. Bu bir kafa bu. Bu bir durum oluyor. Bir şey değişiyor. Bir şey, yani vallahi ben bu kadar eğlenmiyorum yani. Ben sabahaya çıkınca beni de güldürüyor. Bu kızda bir evet, sihir var değil mi? Çok rahat oluyorsun Okan abi. Her şeyini anlatıyorsun, döküyorsun. Aynen. Böyle bir şey var kızda. Bir şey oluyor yani. Ona çıkan değil mi böyle? Aa, bir rahatlık, gevşeklik, genişlik. O her şey ortada. Anlatıyorsun evet, rahat rahat. Çok vallahi acayip. Görelim. Gördün mü? Yılanlara gelmeyelim bence bu yılan. Gördün mü yılanı? Dur! Baba, bu ne? Bu ne kafası baba? Bu ne güzel bir şey bu ya. Ne güzel. Tamam. O heyecanlı dakikalar geldi. Lütfen bütün reklamları seyredin. 4 dakika. Zaten geriye saysan hemen biter. 3 dakika 59, 3 dakika 58 falan filan diye kısa reklam. Hanımlar, beyler, Spankers'ın solisti John Türkiye'deydi. Burada 2 konser verdi. Ülkesine dönmeden önce de bize uğradı. Hep beraber alkışlıyoruz. Spankers! Are you ready to party? Here we go! In the air, and let's make a toast to good times and good friends, to the clubs, to the discos, and to all the parties all around the world, everyone, everywhere, let's have a drink and party!
but I want another cocktail. Merhaba, iyi giyinmek sizin de hakkınız. Üstelik bunun için bir servet ödemek zorunda değilsiniz. Yalnızca birkaç püf noktasına dikkat etmeniz yeterli. Alttan çıt çıtlı body giyin. İster kadın olun, isterseniz olmayın. Alttan çıt çıtlı body, dışarıdan anlaşılmayacağı gibi kendinize olan güveninizi pekiştirmek için ilk hamledir. Mümkünse markasız giyinin. Çünkü çakma kıyafetler giymek çok nahoş görüntüler yaratır. Ya da o kadar çakma giyinin ki bakan giydiğinizin bir şaka olduğunu sansın. T-shirt'ın altına farklı renkte bir sweatshirt giymek 1998'den beri hiç cool değil. Pantolonu, gömleği ve şapkayı ters giymek de 1990'larda kaldı. Belki siz bugün başka şeyleri ters giyerek prim yapabilirsiniz ya da... Ya da giyimde teleskopik yaklaşımı benimseyebilirsiniz. Ki o da... Kafayı kapşona, montu pantolona... Pantolonu ise çoraba sokmak. Bir defalığına parayı kıyıp gelecek 6 yıl boyunca aynı giysiyi giymek de çok verimli bir yöntemdir. İnsanlar ilk 3 yıl dalga geçse de sonraki 3 yıl birbirlerine ''Abi çok orijinal bir adam, hep aynı kıyafette dolaşıyor.'' diyecek. Eşik süre olan 3 yılı atlatırsanız gerisi gelecektir. Evet, iyi geceler. Çok teşekkür ederiz. Feyyaz, lütfen yayıncılık ilkeleri gereği okumak zorunda olduğumuz Justin Bieber Türkiye Facebook sayfasında benimle ilgili yazılmış olan protesto yazısını okur musun? Çocuğun sadece Facebook sayfasında 25 milyon hayran var. Gerçekten böyle şu dalga... Justin Bieber'ı kapatıyorsun. Biraz sağına doğru gelir misin? Olmaz, özür dilerim. Sağın orası mı? Evet, yok, eğilme fazla, dik dur. Dik dur, tamam. Justin'ı görelim. Evet, devam. Baştan alayım. Çocuğun sadece Facebook sayfasında 25 milyon hayran var. Gerçekten böyle dalga geçilecek düzeyde biri olsaydı, bu kadar insan hayran olmazdı. Bizim ülkede ünlüyüm diye piyasada geçinenler, videodaki şahıs gibi... Anca böyle şeylerle videodaki uğraşırlar. Videodaki şahıs benim bu arada. Evet. Ben kendim zannettim. Şaka yapmayalım. Ciddi bir açıklama lütfen. Justin Bieber hayranları protesto yazısı yazmışlar. Evet, buyurun. Anca böyle şeylerle uğraşırlar zaten. Adamlar orada dünyayı sallasın bu yaşta. Bizimkiler de böyle kendi çaplarında laf sokmaya çalışsınlar. Ülkemizdeki 13 yaş altı grubu kızlara. Şöyle bir söz var. Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. İnsanlardaki büyüklük kibirini anlayamıyorum. Kendilerinden küçük birinin bu kadar ünlü olup sevilmesini kaldıramıyorlar ve bunu da kabullenemiyorlar. Sonra sözde özür dilemek için bir video yapıyorlar ama özürleri kabahatlerinden büyük. Justin fanlarını küçük görüyorlar, sadece yaş bakımından değil, her açıdan. Şunu da belirtmeliyim ki diğer ülkelerdeki kadar olmasa da bizim ülkemizde de 18 yaş üstü Justin fanları var. Justin fanları 13 yaş altı ile sınırlandırılmamalı. Tamam, sıkıldım. Bu ne ya? Ne biçim okuyorsun ya? Önümüzdeki hafta bir Justin Bieber hayranı bekliyoruz. Bu protestoyu buradan okuması için. Kendisi bana kuliste de ayrıca küfredebilir. Zaten Twitter'dan yeteri kadar küfür işliyorum. Ha, bu arada hazır sırası gelmişken Twitter'dan bana mentionlayabilirsiniz. Çünkü bizim kingodisco.com sitemiz hala inşaat halinde. Dolayısıyla... Bana Twitter'dan fotoğrafları mention ederseniz biz de burada bak bize nasıl bakıyorsun fotoğraflarınızı yayınlayacağız ki birazdan da yayınlayacağız. Peki tamam, önümüzdeki hafta tümünü seni şeye çekeriz, videoya çekeriz, yayınlarız. Devam! Medya arkası. Hiç daha önce yılan gördün mü? Yılanlara gelmeyelim bence bu yılan. Gördün mü yılanı? Ah!
Nerede gördün? Ne yaptın? Ne yaptın? Çok acayip kafa değil mi ya? Birkaç defa gördüm. Bizim çocukluğumuz Sütlüce'de geçti. Sütlüce'de geçti o zaman. Onun üst ne koptu. Ondan sonra bir hava alayım. Yıllarca medya arkasında bu kıza haksızlık yaptım. Hani çıkıyor, dans ediyor, mans ediyor falan hesabı. Fakat bir düetle açınca programı ben de anladım. Justin Bieber gibi, ondan da özür dilemek istiyorum. Bakınız, düeti göreceksiniz şimdi. Çarşamba günü bayanlar matinesi, hem de erkekler matinesi. Matine ücretsizdir. Hoş geldin Güngör. Ben bu bayanları görmek istiyorum. Bu kadar kudurtulmuş kadınlar nerede Türkiye'de? Devam. Ücretsizdir. Hoş geldin Güngör ve ekibi. Doğan Cüceloğlu aramızda. Gülben ablam ya. Ha, Gülben ablam, evet. Yavrum. Hepimizin Gülben alması. Çok tatlı. Çok tatlı fakat çok hüzünlü, çok duygusal bir anını Gülben'in, ben Gülben'i tanımadan önce diyordum ki bu kızda bir samimiyet problemi var ama artık inanmıyorum bu düşünceme. Ondan da özür dilemek istiyorum. Çok samimi. Gülben abla duyuyorsan telefona bağlan, havam olsun ya. Gülben abla. Bak vallahi sabaha gönderirim şimdi, beraber gülersiniz sabah kadar. Tamam, sen de ara. Evet. Ne diyordun abi? Hayko, bir cinayete gerek yok. Bırak insanlar yaşasın. Hayko'yla güzel anlaşıyoruz abi. Tanışıyor musunuz Mehtap? Aa, biz çok eski tanışıyoruz Hayko'yla. Çocukluktan. Evet, ama ben çok seviyorum gerçekten. Ben de çok seviyorum. Bir tanısanız İkinizin yani, yemin ederim. Evet. Öyle yani, çok sevimli bir insan gerçekten. Peki, dur bakalım. Dur bakalım şu Gülben'i izleyelim, Gülben'i izleyelim. Hakikaten çok acıklı. Görelim. Bizde şimdi bir ıslık gibi dolaşıyor. Kendi şarkısına gelince, annelerimiz yaşarken ayrıca bu şarkıyı duymaya ihtiyacımız yoktur. Annemiz o şarkının tam da kendisidir. Ay çok güzel. Dur! Gülben bana çocukluğumu hatırlatıyor. Bir küçücük aslancık varmış. Masallı şarkısında ben Baba Aslan Harbe Gitmiş bölümünde deli gibi ağlardım. Deli gibi ağlardım. Öyle bir şey hatırlatıyor sanki. Ama ne kadar narin, ne kadar saf, ne kadar çocuksu. Devam. Allah kimseyi annesiz bırakmasın. İyi ki yazıyorsunuz. İyi ki bu bilgileri veriyorsunuz bize. Annesine bir şey. Çok var. Anne için, çok çocuk için umut oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir metere girelim, sonra devam edelim. İyi geceler sevgili seyirciler. Evet, yine berbat bir Nisan şakası. Yani deli olacağım ya. Yapmayın, şaka yapmayın, yapmayın, gerek yok. Devam mı? Saatlerimiz 24'ü gösteriyor. Türkiye'de gece arasına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, biz yayıncılar bazen büyük sevgi ya da fedakarlıkla götürdüğümüz mesleğimizde belirli bir noktaya varıyoruz. Aslında belki de o ana kırılma anı demek mümkün. Tabii o ana, o noktaya kolay kolay gelinmiyor. Belli üzüntüler, hayal kırıklıkları, belli anlaşmazlıklar, heyecanınızı ya da motivasyonunuzu yavaş yavaş kaybetmeniz işte o kırılma noktasını ya da anını daha da hızlandırıyor.
İşte o bütün o her şey üst üste geldiğinde yüreğinizden iki ses yükseliyor. Bir tanesi diyor ki bir taraf, her şeye rağmen yoluna devam et. Bir tanesi diyor ki, hayır artık bütün bu yaşananlardan sonra buraya kadar son noktayı koy diyor. Ben yüreğimin ikinci sesini dinleyeceğim. Yaklaşık 6 aydır büyük bir sevgiyle ve fedakarlıkla götürdüğüm bu programa kendi adıma bu akşam son noktayı koyuyorum. Sizlerden, arkadaşlarımdan, Sercan'dan özür diliyorum. İyi akşamlar. Evet. Yani hiç beklemediğim bir konuşma oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Açıkçası şu an sizler ne hissediyorsanız, ne yaşıyorsanız ben de aynı şeyi yaşıyorum. Ben çok özür diliyorum. Sercan çok özür diliyorum. Tamamen benden kaynaklandı. Evet şu anda son dakika olarak da ekrana bindi. Çok özür diliyorum. Nasıl? Deli gibi gülüyoruz değil mi? Ya böyle komik ne şakacı yahu. İşte bir tane daha şaka geliyor. Bir Ankara'ya dönelim. Zaten gün içinde de konuşacağız bu meseleyi. Hande'de bir haber varmış. Kısaca onu alalım hızlıca. Evet aslında son dakika gelişmesi Yavuz. Çok da önemli bir gelişme. Sabahtan beri konuşuyoruz. Ankara'nın gündeminin çok yoğun olduğunu, pek çok haber beklendiğini söylemiştin ama sanırım bugün bu haberleri yapamayacağız. Çünkü az evvel CNN Türk muhabirleri bürodan ayrıldılar. Bugün 1 Nisan olduğu için ayrıldılar. Dolayısıyla hani bir şakayla kapatalım istedik. Peki Hande. Olsun. Peki Hande. Şakayla başladık, şakayla kapattık. Gerçekten yani kalp atışlarının hızlandığını herhalde biliyorsundur. Biraz da beni tanıdığın için bunu mutlaka bir rövanşın olacağını da biliyorsundur. O rövanşı almak üzere belki seneyi beklerim ama belki de beklemem. İsterseniz açıklayayım şimdi. Açıklayın. Şimdi bakalım çözeceğiz. Sizin ekibinizden hanımefendi. Hakikaten bu programlara katılan çok tatlı, çok saf adamlar var. Bu da öyle biraz 1 Nisan şakası gibi hüzünlü bir hikaye görelim. Bizim ekibimizden. Bütün kızlar orada dikeldiler. Söyleyin bakayım. Burcu Hanım. Burcu. Kızım, çok özür dilerim. Hani daha çok yaşım küçük olduğu için. Evet, çok küçük daha o. Evliliği düşünmüyorum. Üzülmeyin diyemiyorum yani. Üzülmemek elde değil. Belli ki bayağı bildiğiniz aşık olmuş bizim Burcu'ya. Yani bir şey de diyemiyorum. Hani oluru yok bu işin. Boşu boşuna umut vermek istemiyoruz size burada. Çünkü... Abi! Özellikle burada müzik dünyasından dostlarımla bunu paylaşmak istiyorum. Tabii ki Tülay bir türlü eve dönmüyor. Tülay eve dönmedikçe her gün yeni bir remixle... Bu yenisi mi? Bu yenisi abi ve ben bunu çok beğendim. Çok Daft Punk favorimdi fakat bu Daft Punk'tan sonra... Müthiş bir iş ortaya koymuş ya. Bu bomba. Daha slow fakat daha acayip bir iş yapılmış. Beraberce izliyoruz. En büyük korkum benim dünyaya girmektir, bebel almak. En büyük korkum benim dünyaya girmektir, bebel almak. Güler, güler, güler. Seni göreceğim, bir tanesi dön geri gel. Yanına yürüyorum, bir dolaşım. Bir kere olsun seni duyurum. Yapamıyorum.
Bütün dünya duysun. Arkadaşlarıma şimdi izleyeceğimiz video için teşekkür ederim. Hakikaten ben Justin Bieber meselesinden korktum arkadaşlar. Hakikaten korktum. Bu videoyu izlediğim zaman bu aşkın ne kadar saf, ne kadar temiz bir aşk olduğunu anladım. Görelim. Bütün dünya duysun. I love you Justin Bieber. Altı. İşte Master. Master Chef. Master Chef. Bunu geçen hafta vermiştik. Hala inanamıyorum. Burada yani sinemasal bir şey var hocam. Sadomazo. Faşist. Garip bir şey var. Zevk veren, hiddetlendiren, insanı duygusal serüvenlere çıkaran bir şey var. Hep beraber bir kere daha izliyoruz. 6 dakikanız kaldı. 6 dakikanız kaldı. Ne açılmıyor? Açılmıyor mu? Anneyi falan çağıralım mı? Anne gelsin. Açamadım. Açılmıyor. Elimden kayıyor ve açılmıyor. Anne falan. Oynamayalım o zaman. Tuğan Bey açılmıyor ki gerçekten. Abicim çaresizlik benim en nefret ettiğim şey. Tut bunu. Tut açılmıyor mu? Vur kenarına. Böyle. Böyle koy. Aç. Anladın mı? Açmaya çalış. Uğraş yani. Yaptığın işe çıkartmaya çalışacaksın. Çıkmıyorsa da çıkacak. Anladın mı? Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Böyle değil anladın mı yemek pişirmek? Anlıyor musun? Mutfağın içerisine giriyorsun. Mutfağın içinde yemek çıkacak. Bu haftadan itibaren restoranlarda yemek yiyecek, tadacak, otu, eti, motu eleştirecek bir tip çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen gün ofiste hakikaten kimseye zarar vermeden bunu bir denedik. O provayı getiriyoruz ekranlara. Önümüzdeki haftada itibaren de bu tip restoranlara gidecek. Bir deneme bakalım seyredin. Beğenirseniz devam edeceğim. Görelim. Günaydın. Müsaade edersen ne var yiyecek sende? Hoş geldiniz. Peynir, domates, yumurta, ekmek. Ne demek peynir, domates, yumurta, ekmek? Kahvaltı yani. Şişko. Ne bakıyorsun öküz? Kahvaltı yapıyorsun. Neler var malzemelerin say. Beyaz peynir, domates, yumurta, zeytin, ekmek. Beyaz peynir, domates, yumurta, zeytin, ekmek. Bu mu kahvaltı? Bu mu yemek yapmak? Yemek yapmak her şeyden önce rafine, sakin, huzurlu, sofistike, eleve, bambaşka bir şey. Bu ne senin yaptığın? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu yumurta. Gördün mü öküz? Bu ne? Bu. Aç elini. Aç elini. Bu. Bu yumurta niye kırılmıyor? Aç bu yumurtayı. Aç bu yumurtayı. Aç bu yumurtayı aç. Bu yumurta niçin kırılmıyor? Bak, bak, bak yumurta böyle kırılır. Öküz şişko. Bu ne? Bu ne? Bu ne senin? İşte yemek böyle yapılır. Gel buraya gel. Gel buraya. Bu ne? Bu yemek yemek mi bu? Bu yemek yemek mi? Seni tost yapayım mı seni? He? Seni tost yapayım mı böyle? Ye bunu. Ye bunu. Ye bu tostu ye. Bu tostu ye öldürürüm. Bu tostu arasına zeytin koy. Tostun arasına zeytin koy. Ye. Ye. Al. Al. Senin o gözlerini oyar. Gözlerine bu zeytinlerden koyarım senin. Bu ne he? Bu ne? Bu ne? Bak. Bak bak bak. Ne güzel durdu bak. 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 Bir daha kahvaltı böyle yapılacak. Arasına da domates koy böyle. Her neyse yiyecek bir şey yokmuş burada. Bir daha böyle yemek yapılmayacak. Diyorum bu çekimde ofiste çalışan arkadaşlarımdan hiçbiri program ekibinden zarar görmemişti. Abi arızaya geçmişsin abi orada ya. Evet abi ne yapayım işte yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama o adamı tutturamıyorum tabii ki. Şimdi gerçekten Justin Bieber'la ilgili özür videom geliyor. Korkudan özür diledi. Buyurun.
Oğlum bu işi yapmak zorunda mıyım ben ya? Abi üzerimizde çok büyük baskı var. Her yere sızmış bunlar. Sadece sen değil biz de çok korkuyoruz. Şuradan Amerika'ya küçük bir selam göndereceksin. Hepsi o kadar ya. Yapmam arkadaş. Kendim buradan atarım daha iyi. En üst çalamadığım gitarım gitti. Giyemediğim hırkam, öpemediğim kız gitti. Ne diyor lan bu? Ben de anlamıyorum. Anlamıyorsunuz da niye getiriyorsunuz ya bu adamı? Zaten hiç haz etmiyorum. Abi kamera var adamda. Şantaj yapıyor bize. Ben yanarsam siz de yanarsınız diyor. Belge var herifte. Zaten bugünlerde herkes birbirine şantaj yap... Sende ne belgesi var lan? Abi bu Aziz'in yatağına... Tamam anladım. Reyhan sen de ağlamayı kes ya. Sen bu hallere düşecek adam değilsin Okan. Gidelim bu ülkeden. Çoluğu çocuğu alalım, yeni bir hayat kuralım kendimize. Olmaz. Burada doğduk. Burada doğduk. Burada doğmasak bunlar da başımıza gelmeyecekti zaten. Abi hadi söyle, sık dişini. O kadar kolay ki herkes yapıyor. Sonra diyeceksin ki iyi ki yapmışım. Yapan nasıl yapıyor? Ne biçim konuşuyorsun lan? Sen de mi? Evet abi, neden olmasın? Ben de artık rahat etmek istiyorum. Kabul et, o çok güçlü. Onu eleştiremezsin, ona bir şey söyleyemezsin. Sadece boyun eğersin. Tamam. Ama I love you demem. Ben takdir ediyorum derim. Siz altına I love you yazarsınız. Yok ya, şimdi ben desem altına adam gibi adam yazsak olacak mı? Lan konuşma! Senin Elma! Aşağı çıktık ama camlar da açıktı ama bir kadın şortumu giydim ben o gün ama anahtar termosifon şifonyer. Tamam yapacağım. Beyaz koş yandan yüzünü al, suratını al. Bütün dünya duysun, I love you Justin Bieber. Bütün dünya duysun, I love you Justin Bieber. Burcu Hanım İstanbul'dan arıyor. Buyursunlar Burcu. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Vallahi işte. Evet. Hemen malumat furuş sorularınıza gelmek istiyorum. Ya ben yalnız soru soracaktım. Malumat furuş. Yani ondan sonra soru sorma hakkım var mı? Var. Hakkınız var. O zaman çok iyi başlayalım. Bu ilk hakkınız. Dikkatli kullanın lütfen. Peki. Evet. YGS'ye girdiniz mi? Tabii ki de. Ve konuşmanızı da çok beğendim programın başında. Sorular hakkında hiç yorum yapmayayım. Ben istediğim şekilde başardığıma inanıyorum. Yapmayın, ne olur ne olmaz. Kişiye özel şeyinizi aldınız mı, soru kitapçığınızı? Ay aldım, sormayın. Hiç ne haber Burcu? İyi hazırlandın mı? Kolay gelsin yavrum filan. Tabii ki de. Tamam. Neyse, geçelim biz malumata. Efendim? Geçelim diyorum malumata. Malumat furuşa geçelim. Peki Burcu, başarılı olacağınıza inanıyorum. Teşekkürler. Yanıtları küçükten büyüğe doğru sıralayacaksınız. Tabii hemen. Sonra da çakışanları doğru cevap zaten oluyor. Evet, tabii başlayalım. Evet. Hangisi Mert Fırat'ın oynadığı filmlerden biridir? A. Süper Baba ve Kork Haramiler. B. Hayattan Korkma. C. Hayattan Korksam Demire Binmezdim. D. Trenden Korkmam Yılandan Korktuğum Kadar. Diyelim, trenden korkmam, yılandan korktuğum kadar. Doğru cevap değil. B çakışıyordu, hayattan korkma olacak. Peki. Değil mi efendim? Doğru. Mert Fırat aşağıdaki filmlerden hangisinin senaristlerindendir? A. Taşra İlde Aşk, Başka Dilde Aşk, Tom Bomba Dilde Aşk, O Değil de Aşk. Hadi C olsun. Tom Bomba Hadi B çakışıyor, Başka Dilde Aşk. Peki. Nergis Öztürk. Evet, hanginizdi Nergis Öztürk? Sizdiniz. Benim. Buyurun. Nergis Öztürk, tanıdınız mı Nergis'i? Ben mi? Evet. Yok, tanımadım. Peki, olsun, soruyu sorayım. Nergis Öztürk, ama şimdi bak çok fena olacaksın. Hangi filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında Altın Portakal kazanmıştır? Kıskanmak mı? Bravo. Bravo. Değil mi? Bravo tabii Bravo. Ki de. Nergis, evet. Kendini saklamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Kim? Ha? Bilmem, siz beni tanıdığınız zaman. Ben kasıtlı yaptım onu, biliyorsun. Biliyorum, fark ettim. Farkımız. Evet.
Kendini saklamaktan hakikaten ne zaman vazgeçeceksin? Ama şimdi öyle derseniz daha çok... Ama nasıl bak bir anda değil mi? Bravo Burcu. Tabii teşekkürler. Hangisi Nergis Öztürk'ün yer aldığı dizilerden biridir? A. Kız Yurdu, Naz Yurdu. B. Kızlar Yurdu. C. Yurtseven Kardeşler Yurdu. D. Kredi ve Yurtlar Vadisi. Kızlar Yurdu olsun. Bravo, doğru cevap. Hayko Cepkin. Dikkatli dinle lütfen. Tabii. Çok sinirli Hayko. Hayko Cepkin, şan, solfej ve armoni eğitimini nerede almıştır? A. Timur Selçuk Çağdaş Müzik Merkezi. B. Ersen ve Çağdaşlar Miksaj Okulu. C. Musuki Yançek Solfej Akademisi. D. Yılmaz Morgül Solfej ve Armoni Cenneti. Sanki A gibi. A gibi, bravo, doğru cevap. Wow. Hayko Cepkin aşağıdaki filmlerden hangisinde rol almıştır? A. Hayko Cepkin Speech. B. Haykoçoğlu. C. Çocuk. D. Le Bebe. Tabii ki de çocuk. Çocuk, bravo. Hayko Cepkin. Aşağıdaki ekstrem sporlardan hangisinde bröve sahibidir? A. Bröhart. B. Uçan tekme. C. Paraşüt. D. 1 milyon canlı paraşüt. Pardon? Paraşüt C. Bravo, doğru cevap. İsmail YK. Aşağıdaki dizilerden hangisinde rol almıştı? A. İsmail YMCA. B. House YK. C. Korkusuzlar. D. Korkulular. House YK olsun. Olsun hadi. Olsun olmaz. Korkusuzlar. Tuğçe Kurt. Hangi yarışmaya katılmıştı? Var mısın, yok musun? Survivor mısın, survivor mısın, yok musun? Var Miss Turkey, yok Miss Turkey? Filiz, sevişelim mi? Doğru cevap, doğru cevap. Evet. Evet. Evet, ben kendi sorularımı soruyorum. Evet, var mısın, yok musun olacaktı. Şimdi kendi soruların, buyursunlar. Aa, nihayet benim sorularıma geldik. Ben Hayko Cepkin'e soracaktım sorumu. Çok güzel. Dövmelerinin bir anlamı var mı acaba? Yani dövmelerinin bir anlamı var mı yoksa gazozuna yani ilaç karıştırıp mı yaptılar? Tabii ki bir anlamı var. O zaman açıklasın, neymiş bakalım anlamı? Aa! Aa, Justin Bieber hayranı olmasın? Evet. Ay, benim bir tane daha sorum var ayrıca. Tamam, peki dinliyoruz. Bunun cevabını alayım. Sağ kolumun üzerinde olanlar yıllarca giydiğim file kıyafetin boyadan arta kalan haliydi. Onu çok sevdiğim için onun için yaptım. Sırtımda karga dövmesi vardır. Sağ tarafımda recycle genel olarak kullanılan tüketilen her şeyin üzerinde vardır. Ben de kendimi tüketilen ve kullanılan bir şey olarak gördüğüm için onu yaptırdım. Güzel. Sol tarafımda Pendor ejderhası vardır. Pendor tayfasında herkeste vardır. Bizim geleneksel bir işaretimizdir. Göbeğimde The Crow yazar çünkü karga müptelasıyım. Sol tarafımda yaptığım şey de Japon mafya usulü bir şeydir. Mafyatik bir durum. Şey izlediniz mi peki, karga serisi vardı film? Mutlaka. Karga serisini defalarca izledin mi? Hani o kadar dövmenin anlamı içerisinde izlemiştir diye umuyorum. Tabii ki. Evet. Peki. Yalnız Burcu dişli bir kız. Teşekkür ederim. Burcu dişli bir kız gerçekten. Justin Bieber hayranı olabilir. Evet Burcu, ikinci soru. Diğer soruma geçiyorum. Buyurun. Masadan herhangi biriyle düet yapma fırsatı bulsa kiminle yapardı? Çok güzel bir soru. Benim de arzum bu. Tabii ki benim. Çünkü tam... senin tarzın müzisyenlerimiz var bu gece. İsmail YK ve Mehtap. Aslında üçünüz düet yapsanız süper olur. Ortalık yıkılır. Biz bu gece Türkiye'yi kapatırız ve süper olur abi. Bir de görüntülü klip çekeceğiz üçümüz. Bence diyor. Bayağı dünya çapında bir şey olur yani. Tabii ya. Oscar bile alırız, yemin ediyorum. Alırsınız kesinlikle. Babak. Kesin alırız. Evet. Peki, o zaman Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz. Değil mi Burcu? Efendim? Haydi iyi geceler, tatlı rüyalar. Ve şimdi İsmail YK geliyor. One Minute parçasıyla.
baby, one minute, bekle beni. Sen istersin de gelmem mi, bilirsin ya. Benim aşkım bana tatlı yapmış ama geleceğim yanına az kaldı, sıkı dur. Hey baby, one minute, bekle beni. Sen istersin de gelmem mi, bilirsin ya. Benim aşkım bana tatlı yapmış ama geleceğim yanına az kaldı, sıkı dur. Seviyorum deli gibi, geriye bakmam, sensiz olamam. Hayatımın anlamı gücüm sensin, kimseden korkmam. Sen de beni istiyorsun, sabretmemeyim. Geleceğim yanına az kaldı, sıkı dur. Neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute. Sen neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute, one minute, one minute. One minute. One minute, bekle beni. Sen istersin de gelmem mi, bilirsin ya. Benim aşkım bana tatlı yapmış ama geleceğim yanına az kaldı, sıkı dur. Sen neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute. Sen neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute. Kalbin duysun bu sesimi, sana olan sevgimi. One minute dedim ama bir lahzada gelebilirim. Kalbin duysun bu sesimi, sana olan sevgimi. One minute dedim ama bir lahzada gelebilirim. Neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute. Sen neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute. Sen neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute. Sen neredeysen ben oradayım, biliyorum aklındayım. Acele etme, biraz sabret, geliyorum. One minute, one minute, one minute, one minute, one minute. Acaba en son nerede, Allah'ım ben burada ne yapıyorum dediniz? Kuaförde. Ne düşünüyorsunuz dünyanın ekseninin 10 santimetre kayması konusunda? İnşallah yerine oturur diyorum. Pek orijinal bir şey, çok güzel. Medeniyet ne demektir efendim? Yasaklara uymak. Oh. Mesela sigara içilmeyecek olan yerlerde sigara içmek. İçmemek. Hangi dünya liderlerini teke tek dövebilirsiniz? Buyurun. Alayını. Hepinizin ağzına biber sürün. İsmail YK'nın bütün şarkıları olay. Neden Mehtap? Ya adam Facebook diyor, bas gaza diyor, tutuyor. Ben diyorum, tutmuyor mu diyorsun? Ne, her şey tutuyor yani, boş yok, sen dolu hep. Sen niye tutuyorsun? Harbiden öyle yani, güzel, genç kızlar çok hayran, acayip bir hayran. Yok canım, var. Beni seven kankalarım da var, evet, öyle değil mi? Evet, çok yani? Sevenler var. Şimdi de... Ödül gecesinde ben oradaydım, Kral TV ödüllerinde, baktım.
Bir dakika dinleyelim. Çok ödül, önemli Tarkan açıklamalar geliyor. Hı-hı. Süperdi yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Platin ödül. Tarkan aldı. İsmail aldı. Harbi gururla. Ben orada gurur duydum yani. Ödülü mü paylaştılar Tarkan'la? Hayır, ikisini ayrı ayrı verdiler. Yani Tarkan'a ayrı verdiler, İsmail'e ayrı verdiler. Ödülü verdiler. Ödülü verdiler. Ben bir şey yapmıyorum. Mehtap olunca program kendi kendine yürüyor. Peki sen hangi İsmail YK şarkısını daha çok beğeniyorsun? Neredesin? Dur, böyle bir İsmail YK şarkısı yok. Beni unutsun demişsin, neredesin? Bunu sen diyemezsin, neredesin? Beni unutmak kolay mı? Beni bağırtmak kolay mı? Söyle neredesin? Bir daha beni arama. Bir daha sakın beni sorma. Beyaz'cığım hiç eşlik etmiyorsun şarkıya. Tonu bulamadılar. Beyaz aklın nerede ya? Eşliklik bir şey yok. Peki. Ama bir şiiri var abi. İboşov'da okumuştum. İbrahim abiyle ağlamıştık ikimiz, yemin ediyorum. İsmail YK'nın bu şarkıyı okumuştum canlı. Evet, İboşov'da. Ya ben ağladım, dayanamadım şiirde. Artık gitmiş. İsmail'in şarkıda koptuk. İbrahim abi de demişti yani severim onu. Çok güzel, o da böyle bir duygulanmıştı. Öyle yani. Çok güzel bir şarkı. Ben çok teşekkür güzel ederim. Sağ ol. Sen Allah hiç Mehtap şarkısı biliyor musun? Allah versin. yani kendisi zaten daha çok piyasa şarkıları da söylediği için ama bugün yeni bir şarkısını dinleyeceğiz herhalde. Evet. Yeni değil albüm mi çıkıyor abi? Shop 4 hafta sonra. Onun duyumunu aldım. Yok. 4 hafta sonra. Ama abi yemin ediyorum senin için harbiden buraya özel klip şarkımı getirdim. Biraz sonra sevenlerime sunacağım. Tamam. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Harbiden abi ya. Canım benim. Evet. Hiç Hayko Cepkin şarkısı biliyor musun? Yok abi, bilmiyorum. Ama kendisini çok seviyorum. Aynı Feridun Düzağaç gibi. Bayılıyorum. Feridun abi gibi. O da öyle. Yemin ederim. Ben daha süper çok Yalın'a benzetiyorum. Tabii Feridun Allah'tan çok sevgili arkadaşımız. Evet. Feridun Düzağaç. Ama bir şey söyleyeceğim Okan abi. O gün bana ertesi gün geçirmişlerdi. Yemin ediyorum. Bir dakika. Köşe yazısında. Bir dakika. Köşe yazısında ömür gedik bana harbiden döşemişti yani. Bir dakika, öyle deme. Öyle deme. Harbi döşemişti böyle. Hayır, öyle baştan deme aşağıya. Ben söyleyeyim. Ömür gedik Mehtap ne alaka Feridun Düzağaç ikisi diye geçirmiş. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Harbiden böyle öyle. Ağzı bağlayabileceğimiz bir şey var mı? bant olabilir, bir eşarp olabilir, herhangi bir kuşak olabilir. Ama öyle abi. Şimdi Hayko ile Mehtap ne alaka yazabilirler. Ben Hayko ile Mehtap bir şey yapmadılar ki. Ama biz Feridun abiyle de bir şey yapmadık ki, ortadaydık her şey burada mı yani? Hayır. Şimdi ömür gedik döşemiş deyince bana. Okudum. Dur sakin ol abi, bir şey olmayacak. Kimseye bir şey yapmadım. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Şimdi tekrar İsmail YK'ya dönelim. Yani İsmail YK hakikaten bir şarkı yapıyor. Siz İsmail YK hayranısınız benim de bildiğim kadarıyla, değil misiniz? Benim arabamda vardı CD'si. Ama ben Hayko'nun hayranıyım. Hayır, öyle bir şey de yanlış ya, ben aslında. Yok canım. Şimdi şöyle yapalım. Tamam, anlaştık. Şimdi burada tabii ki müzik insanları ve televizyon ve oyuncu insanlar var. Sinema ve tiyatro dünyasında insanlar var. Siz kimin hayranısınız? Açıkça söyleyin. Hayko mu, Mehtap mı, İsmail YK mı? Lütfen söyleyin. Ben Mehtap'ın hayranıyım. Allah ya, ya alkış ya. Kızım gel bir öpeyim seni. Yemin ediyorum. Gel bir öpeyim. Bir tane
Eda, bir de sadece şey değil, eşarp değil. Teşekkür ediyorum. Bir de yerine süper bağlamak gördünüz için bir şey. Beni seven herkes telefona bağlansın, şeklim olsun, burada bekliyorum arkadaşlar. Burada yıkılsın Türkiye'nin her yerinden, Avrupa, Amerika, Brezilya. Seven herkesi bekliyorum. Otur. Abi bir şey söyle. Evet. Kulakları tıkama, zaten tıkalı. Buradan kulakları tıkamayacağız. Yo. İşaret abi Allah'tan ağabey büyüklerini Allah'tan büyük yok yani. Ama var ya, yemin ediyorum bugün gerdeğe hazırlanır gibi geldim, yemin ediyorum. Temiz. Hadi var durmuyor. Durmuyor, tutamıyoruz, durduramıyoruz. Beyhanım'ı arayınca bir hazırlanışım var evin içinde. Yeni gelinin geldi hazırlandığı gibi. Yeni gelin geldiğe nasıl hazırlanmaz. Aynen. Yeni gelin nikaha hazırlanır. Ama var ya, nasıl bir hazırlanmışım biliyorsun. Bir heyecan, aman Allah'ım diyorum ben böyle. Bir gör yani, Okan abiye gidiyorum. Tutmasın ki. Bütün mahalle biliyor zaten. Şişli'deki bütün kahveden arkadaşlarım. Bütün herkes esnaf. Zaten kuaförler. Herkes biliyor yani. Herkes seyrediyor yani şu anda. Bütün mahalle biliyor Şişli. Evet. Bir de Şişli'de bir kedi kaçmış. Kimin kedisi kaçmış bizim apartmanda. Yemin ediyorum apartmanda beyaz benekli, siyah, portakal sarısı benekleri var. Kediye biz kısmalan verdik duruyor. Aa. Kedi araya bak bizim. Ya kadını tutamıyoruz. Kedisi kaçmış biri, yazık ama ya. Reklama girsek, tamam, bir süre kuliste dövsek bir şey yapacak. Abi daha Wipeout maceramı anlatmadım sana var ya, gülmekten ölürsün. Ne macera? Wipeout macerası. Ha, bir anlat bakalım. Türkiye, Yunanistan ünlüleri. Ya bir şey söyleyeceğim, Wipeout'tan seninle ilgili Asuman'ın çok selamı var, gurbette şimdi, bir ay daha orada. Evet. Asuman çok seviyor abi seni. Ben var ya ilk... Bu nedir Asuman'ın durumu? Askerlikten filan mı yırtmaya çalışıyorsun? Evet. Yok abi, Asuman'ın orada sevgili mevgili yok. Zaten benden al haberi. Asuman orada garibim. Bir ay daha orada. Ya Reyhan. Mehtap'la ilgili Wipeout görüntülerinde bir tek Mehtap'ın Wipeout görüntüleri çıkmadı değil abi mi? Abi o mantarın üstünden bir zıplayışım var, en son bir baktım mantar bende. Hop kaçtı hop dedim. Bütün arkadaşlarım seyrediyorlar buradan. Atilla Taş, Ebru Şam, Sert Taş, Tony, Esra. Ondan sonra hep Senem, hep seyrediyorlar benim arkadaşım şu anda, benim Metin Yıldırım. Var ya abi, benim bir kayışım var yemin ediyorum. Hatta ilk başta dedim ki... Şeyimi düzeltim. İlk başta dedim ki... Buradan dedim. Valla bak. Evet, sevgili seyirciler, durduramıyoruz. Durduramıyoruz. Mümkünse ana kumandadan durdurulabilir mi? Ana kumandadan. Sadece şalteri indireceğiz. Kadını durduramıyoruz. Dolayısıyla şalteri indirelim, kısa bir reklam arası, bir süre kuliste dövüp tekrar buraya getireceğiz. Söyleyin sevenler bana, ayrılma kanunu.
kitabının yazanı nerede? Bir aşık inandı çok sevdi diye. Terk etmek kanun mu? Aşk kitabında her seven sonunda düşüyor. Kenar kulun hatrına sar.
sabit bir berberiniz var mı? Varsa ismi ne? Hayır yok. Kendi saçımı kendim kesiyorum. Tıraşımı da kendim yapıyorum. Sizin? Var, adı Sabit. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Biz hiç tanımıyoruz. Biz buralardan yabancısız. Onlar her yerde var. Haksızlığa kesinlikle gelemem. Mesela ben Twitter'da da söylüyorum insanlara. Lütfen saygı çerçevesinde. Çok doğru. Vicdani ölçüde Yılmaz, insanlar Yılmaz, çok teşekkür benimle ederim. Mesajlaşsınlar. Çok çok teşekkür ederim. Bunu sevdiğimi bunu kururum. benimle beraber oradaki teen kızlara da söyler misiniz? Özellikle Justin Bieber konusunda. Hepinizin ağzına biber sürerim. Yiğit Özşener'in profesyonel olarak rol aldığı ilk tiyatro oyununun adı nedir? A. Gergedanlaşma. B. Eşek arısılaşma. C. Karınca yiyenleşme. D. Honolululaşma. Bilemediniz. Sen şimdi bu Yılmaz abine bir şey yap bakalım. Şuradan bir cazı bir şey ver bakayım. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Ayla, ayla. Hayko, süper ya. Bu half playback, yarım playback, alttan müziğin gelip üste canlı okunan performansından sonra tekrar aramızda olman ne güzel. Evet, biraz dağıldım, bana vakit verin toparlayayım. Fakat ben geçen hafta olduğu gibi Yılmaz Morgül'ün performansı gibi performansları her zaman Hayko'ya tercih ediyorum. O program finalinde ne güzel söyledi değil mi o şarkıları yani. Fakat baba ne kadar güzel ya. Yani benim ergenliğimde çok az Türk sanatçı vardı dinlenen müzik yapabilen. Yani değil mi? Böyle bir müzik serüvenine, müzik yolculuğuna çıkabildiğimiz beraber. Birisi çağdaşım, birisi bana oradan bir şeyler söyleyecek. Ben onunla beraber bir yolculuğa çıkacağım. Bu kafayı yaşatabilen ender insanlardan birisi Mehtap. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten Türkiye'de yani bir Plakido Domingo'da etkilenmişim. Canlı konserini dinledim. Domingo. Evet abi, bela. Böyle bir şey olamaz yemin ediyorum. Başlayayım. Tamam abi, sustum. Şey, bir de yani Hayko ya yaşıyor resmen, şarkıyı yaşıyor. Şarkıyla sevişiyor insana. Domingo da yaşar mı böyle Hayko gibi? Ne gibi abi? Domingo da yaşar mı? Ya Hayko? Abi yanında bir tane bayan vardı, o da opera sanatçısı. İkisi beraber konuşuyorlar sanki. Tüylerim diken diken oldu havada yani, canlı seyrettim. O kadar insanla beraber konserini. Ya böyle bir şey yok. Ama harbiden yani bu müziği bilmeyen, hani dinlemeyen bile seyreder böyle. Hani çok bir şekilde izler. O kadar etkiliyorsun. Süpersin. 10 numarasın Hayko. Yemin ediyorum. Teşekkürler. Hani bir çıkarım falan yok senden. Bestisi falan. Ama seviyorum yani harbiden yani, güzel. Evet, Hayko'yu biraz sakin bırakalım. Özellikle Mehtap baskısını hiç kaldıralım yani. Hayko'nun üzerine. İsmail'i de bıraktım, Hayko'yu da. İkisini de karşılık. İkisi de çok ciddi insanlar tamam. Bir kere. Her şeyden önce. Şimdi biraz Mert Fırat'la uğraşalım. Mert Fırat röportajında 12 yaşından beri kürek çekiyorum demiş. Demiş, evet. Böyle bir röportaj niye yaptım bilmiyorum. Kürek çekiyorum diye ama. Şimdi sizin son filminiz, Nergis'le beraber son filminiz Atlı Karınca'dan biraz konuşacağız. Fragmanını izleyelim mi? Tek bir tasvir, tek bir mum yoktu tabutun çevresinde.
kendini suya atıp intihar etmişti bu kız. Daha 14 yaşındaydı. Ona paramparça bir yüreği vardı. Kendini kendini perişan etmiş, hakarete uğramış bir yürek. Tertemiz ruh hiç de hakkı olmayan bir utançla dolmuş. Attığı son umutsuz çığlığı kimse duymamış. Karanlık, soğuk, ıslak bir gecede rüzgarın uğultuları arasında kaybolup gitmişti. İksem Başarır'ın filmi, senaryo İksem Başarır ve Mert Fırat'a ait. Nergis ve Mert ve tabii ki başka önemli oyuncular da var filmde. Yine iyi bir iş yapıp gelmişsiniz. Bakalım, gibi görünüyor. Umarız inşallah. Evet, peki ne zaman vizyonda, ne oluyor, ne bitiyor Mert'ten öğreniyoruz. 1 Nisan'da vizyona girdi. Güzel. Şu anda 44 kopyayla. 44 kopya, 44 az kopya. Kopya çok iş diyorsunuz. Evet. Az kopya... İnşallah uzun bir vizyon süresiyle yine de çok seyirci getirebilir. Ya da belki başka dilde aşk gibi bir... Çok güzel. Beni anlatıyor abi. Ben de işitme engelliyim. Benim hayatımı anlatan bir film ve anıra anıra ağlamıştım o filmde. Yemin ediyorum. Harbiden. Ciddi söylüyorum. İçeride onu konuştuk. Bu kadar bir adama hayran olunmaz dedim. Makyaj odasını orada görünce, aa Mert Fırat da mı var dedim. Böyle baktım, hani yanına falan da gidemedim, şey yaptım ama başka dilde aşktaki o anlattığı her şeyin hepsini ben de çok yaşadım. Peki çok sen güzel nasıl yaşadın? Nasıl yaşadın? Abi yani bu kulaklıklarım benim olmadığı zaman hayat bitmiş durumda. Pilim bittiği zaman her şey bitiyor. Tabii işitme cihazlarım var kulağımda. Hiç bugüne kadar bana söylemedin kızım. Abi söyledim, sen unutmuşsun, bilmiyorsun. Ben hiç senin kulağında böyle, ondan sen avaz avaz bağırıyorsun. Ya işte, biri burada, biri burada, biri de burada takıyorum. İki tane. O öten o mu oğlum? Ha şu anda çıkarttım yani nefes alayım diye biraz. İkisi bir taraftan. Onlar olmadığı zaman aynen ben de bütün sinirlilik, bütün şeyler o filmde anlatıyor hepsini. O yüzden herkesin de gerçekten o filmi de seyretmesini istiyorum. Ve çok duygusal bir film. Çok ağlamıştım. Yani, harbi bela bir şey. Yüzde kaç? %90. %90 bitmiş, hayat bitmiş ya. Hayko. %90 mı duymuyorsun sen? Evet abi, ikisi de ortalama toplam. Hiç duymuyorum yani. Bunlar bittiği zaman deprem olsa, yangın olsa hiçbir şeyde benim haberim olmuyor yani. Öyle. Baba bu ne acayip bir şeymiş ya. Ben bunu vallahi bilmiyorum. Reyhan sen biliyor muydun bu kızın? Bak Reyhan abla biliyordu. E ben niye bilmiyorum? Ben de diyorum bu niye böyle avaz avaz bağırıyor konuşuyor. Doğru ondan abi. Ağlarken de anırıyorum diyor. Anıra anıra ağlıyorum. Çok. Çok acayipmiş ya. Öyle. Duymuyorum hiç. Hayır, bu şimdi senin hepimiz ağlayacakmışız burada falan. Yok ama gerçekten çok duygusal bir şey. Doğru abi. Bunlar olmadığı zaman hayat bitmiş durumda oluyor. Evet. Pilim bittiği zaman görme abi. Arızaya bağlıyorum kendimi. Pil bittiği zaman. Evet, ben bir de yanındakini düşünüyorum. Aynen yani. Öyle, hiç şansı yok. Isırıyorum. Isırmadığı hali buysa bir de ısırdığında evet. Maşallah. Kız hiç çaktırmamışsın ha. Evet abi doğru. Sana anlatmayayım dedim. Öyle üzücü şeylerimi pek bilme istiyorum. Böyle. Canım benim peki. Evet şimdi müsaade edersen tabii, filmi de onlar çekmiş. Ondan sonra... Yay Allah'ım. Peki çabuk söyleyeyim. Bu tamam. Filmi çektiniz, iyi yaptınız. Tamam evet. Her an söze girebilir çünkü. 1 Nisan'da vizyona girdi. 1 Nisan'da vizyona girdi. Evet. Altın Portakal'da yarıştı şu anda. En iyi senaryo aldı. En iyi senaryo ödülü aldı. Tebrik ederim. İstanbul Film Festivali'nde de yarışıyor. Şu anda İstanbul Film Festivali'nde yarışıyor. Ve Behlül Dal jüri özel ödülünü aldı bizim küçük oyuncumuz Zeynep Oral. Filmin konusu ensest. Aslında temelinde ensest yatan bir film. Ve hani çekirdek bir ailenin trajedisini anlatıyor. Çocuklar niye dinlemiyorsunuz? Adam bağırmıyor diye mi? Ha, sesi duyulmuyor. Evet. O zaman Mehtap'ın sesini biraz kısalım. Mert'in sesini biraz açalım. Mehtap zaten bağırıyor. Evet. Çekirdek bir ailenin problemini anlatıyor filmimiz.
Aileden hiç kimsenin mesleği belli değil. Filmin geçtiği dönem belli değil. Filmin hatta nerede geçtiği belli değil ilk bölümünün ve ikinci bölüm İstanbul'da geçiyor. Bilmiyorum, ben Türkiye'de şimdiye kadar hep tabu olmuş ve konuşulmamış, kimsenin konuşmak istemediği bir problem. Dünyada da aynı şekilde. Çok da sık rastlanıyor. Hem bu ülkede hem birçok ülkede. Türkiye ilk beşte. Oranları, araştırmalara bakıldığında. Evet, biz de Muhabbet Kralı'nda birkaç kere değindik evet, bu evet. konuya. Hakikaten çok acılı bir ülkeyiz bu konuda. Evet ve hani gerçekten hani konuşulmadıkça da bu böyle yapanın yanına kar kalan bir durum var ortada. Ve kimse başına gelmedikçe ya da duymadıkça çok üstüne gitmiyor. Ama sonra bu hem çocuk cinayetlerini hem işte bir aileden beş kişinin ölmesini falan çok acayip tepkiler veriyoruz. Çok şaşırıyoruz. Evet. Halbuki şöyle bir oran var. Şiddet suçlularının %60'ı tacize uğruyor. Yani ve daha yeni birisi bu suçtan dolayı içeri girdi, çıkıp 13 yaşında bir çocuğu öldürdü. Daha 2 gün önce. Yani dolayısıyla gerçekten bu suçların daha da ağırlaştırılması gerekiyor. Evet. Ve biraz uyarlı olmak gerekiyor galiba bu konuda. Çünkü bu bütün bir toplumu etkileyecek. Bütün toplum bir hastalık sahibi olmaya başlayacak. Şöyle bir şey var. Özellikle Türk toplumunun meseleleriyle ilgili film yapan ve bu topraklarda doğup bu topraklarda kendini sanatçı olarak yetiştirmiş diyorum. Tabii ki yetiştiren birçok hocalarınız var hepinizin ama kolay bir şey de değil dayanmak ve prensip sahibi sanatçılar olmak. İkiniz de öylesiniz, Nergis'le beraber ve yönetmeniniz İlksen'le beraber. Dolayısıyla sorumluluk hissiyle önemli filmler yapıyorsunuz. Söyleyecek sözü olan filmler yapıyorsunuz. Ama zaten dertten ve tasadan ikrah getirmiş olan seyircimiz bunları seyretmekte çok arzulu davranmıyorlar. Ama bütün dünya televizyonlarında olduğu gibi bizim televizyonlarımızda bu filmlere destek olurlarsa ve sıklıkla yayınlarlarsa aslında o zaman evdeki seyirciye, sinemaya gitmeyen seyirciye ulaşma imkanı var. Kesinlikle. Demek ki televizyonların itibar etmesi gerekiyor. Televizyon yöneticilerinin de kendi çocuklarını okula göndereceklerini, kendi mutluluklarını, kendi geleceklerini düşünerek bu filmlere daha çok vakit ayırmaları gerekiyor. Yani her şey para değil hakikaten. Bir de biraz ciddi bir duruş gerektiriyor galiba. Bu işleri yapıyor olmak. Ya biraz önce Nergis'le şakasını yaptım ya, niye kendini saklıyorsun diye. Demek ki Nergis de prensipleri olan bir sanatçı. Sen de öylesin. Bu bir röportajım var, komik yani, onun için yazmışlar bana. Diyorsun ki 12 yaşından beri kürek çekiyorum. Zannedildiği gibi pahalı bir spor değil. Çünkü malzemenin çoğunu kulüp veriyor. Kız meselesine gelince göller hep uzakta. Kaslarımı gösterecek kız da yok. Ne yazık ki kızları onlarla etkileyemiyorum. Evet. Evet. Ki Mert'in kaslarının da, değil mi? Gördünüz mü hiç Mert'in kaslarını? Gördüm. Evet. Dur. Bir dakika. Evet. Nasıl? Biraz önce Mehtap söyledi, bir gerdeğe giden gibi hazırlandım dedi. Yeni gelinin. Yeni gelin, hazırlandım dedi. Seyircimiz de gerdeğe girmek üzere hazırlandığı için bu gece. Sonuçta Mert'in yaptığı film söz edildiğinde ama kaslardan söz edildiğinde en çok erkekler bağırıyor. Aç, aç, aç. Ve her zaman olduğu gibi diyoruz ki seks satar. Evet. Allah'ım delisi diyoruz Mehtap'a da. Tabii bu prensipli adamın, değerli sanatçının kaslarını açtırıp onu bir porno yıldızı gibi burada tanıtmayacağız değil mi? Ben olsam çoktan açmıştım. Yemin ediyorum bu kadar ya, aç aç dediler, herkesi kırdın ya var. Hayır, hiç kimse merak etmiyor. Hayır. Körükle gitmeyelim. Tamam. Hayır. Yangına körükle gitmeyelim. Mehtap'ın, Mehtap'tan eminiz. Hiçbirimiz merak etmiyoruz. Eğer biraz daha Mehtap'ın üzerine gidilirse aç aç diye
Ben açarım, çok kötü olursunuz. Zaten son günlerde basenlerime birkaç kilo almış durumdayım. İvit. Mert. Sana, yönetmeninize ve hanımefendiye bayılıyoruz. Çok teşekkür ederim. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizler çok değerli sanatçılarımızsınız. Gelelim size sevgili Miki Fare. Şu programınıza bir bakalım. Bakalım. Görelim. Bambaşka'ya hoş geldiniz. Bu haftaki kahramanımız deneme çekimine geldiğini zanneden Esra Hanım. Ve o şu anda dışarıda olacaklardan habersiz heyecanla bizi bekliyor. Kız çok başarılısın ayol. He? Gerçekten. Vallahi iyi. Şu yok ama abi. Şu yok. Hani yapılıyorlar ya. Hayır genelde. Hayır bu çok doğru. Bu çok doğru. Her zaman söylüyorum. Şöyle çıkan var. Bu doğru. O doğru. Bu doğru evet. Ya. Mehtap benden sen yapmıyorsun diyorum işte. Yapmıyorsun dedim işte. Yapmıyorsun. Ben bunu yok. Çoğu zaman Mehtap bilir. Birçok programda söylüyorum. Hanımlar böyle sunucu evet, olarak çıktıkları zaman. Yani şunu yapmak doğru. Bu doğru tavır. Tamam. Erkek yaparsa biraz yanlış anlaşılıyor. Ben, hanımlar yaparsa sorun yok. Elimi kolum nereye koyacağımı bilemiyordum. Hep sıkıntı yaşıyordum. Bunun için hani beden dili dersleri, işte diksiyon, beden dili derslerine gittim. Hakikaten çok zor bir şey. Yani elini kolunu nereye koyacağını bilemiyorsun. Çok sıkıntılı bir durum. Tek başınayken. Sonuçta nereye koydunuz? Sonuçta böyle yaptım. Böyle yaptım sen. Oy! Şu var öyle taraf, o kötü. Hayır, şöyle çıkamıyor. Ya elini kolunu nereye koyacağını bilemeyince hani. Erkeklerde de. Neyse, tamam. Şimdi. Tiyatroda hep devamını şey yapılırdı. Buyurun efendim. Tiyatroda da öyle, eğitimde. Hadi bakalım çık o zaman, kendine çok güveniyorsan çık da şunu oyna deyince o eller sana fazla gelir. Değil yani. Mi işte çok bu, çok bunlar sıkıntı. Burada yoktu. Şimdi var oldu diye. Bir de şey vardır. Şu ortada sabit deyip sadece bir tarafı sallayanlar var. Ya, çok fena. Ay inşallah öyle yapmıyorumdur şimdi. Ha şu an korktum. Ona takılıyorsan da seyirci olarak çok fena oluyor. Çünkü her sözde bir bu sadece sağdaki sallanıyor. Özellikle konservatuvarlarda değerli hoca Müşfik Kenter'in tedrisinden geçmiş olan öğrenciler İlk sene hiçbir taraflarını oynatamazlar. Çünkü amaç zaten o fazla hareketli olan kolu bacağı bir disipline sokmak olduğu için herkes birbiriyle böyle konuşur, böyle şey yapar. Yani normaldir ama sonradan da bir şey ifade edecekseniz öyle. Çünkü günlük hayatımızda elimizi bir şey ifade etmek üzere kullanıyoruz. Ama sahnede yaptığımız zaman senkron tutmayabilir. Bir şey ifade etmek için kullanıyoruz gibi böyle bir yanlış çıkışlar. İşte doğalında problem yok zaten eli kolu kullanmanın da hani evet. Bir şeye büründüğün sizde zaman. Sizde saçları kullanma problemi ama bugün ortaya çıktı. Devam edelim. Olacaklardan habersiz heyecanla bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar bakımsız ya. Bu kadar da dışarıya çıkmadım. Acaba Taylan bu dolaptan kıyafet bulabilecek mi? Sen şu takımı... Giyer misin şunu? Tabii. Hadi biz için bir deneyelim, bir bakalım. Hiç oldu mu? Bence de olmadı. Yani... Dur. Bu Taylan ne iş yapıyor? Evet, modacı. Belli. Belli mi? Modacı. Hangi açıdan belli? Yani moda yangına da yangına körükle yani. Gitmeyelim. Tamam. Ama yangına modacı, körükle ama gitmeyelim. Bak, elimizde kesin. Bir saatli bomba tamam. Var. Öyle hangi açıdan belli filan diye böyle. Yok ama modacı, kesin modacı. Ay bu giyilir mi ayol falan yaptı değil mi modacı? Ay bu giyilir mi ayol diye modacı mı oluyor? Bak sana eleştiriyor modacı. Çünkü benim arkadaşlarım hep modacı yani. Stil danışmanı. İşte stil ağabeyim de benim buradan marka Styling danışmanım Selim yapıyor. Akar. Buradan selamlarımı gönderiyorum Selim'cim. Dehşet bir şeysin sen ya. Modacım Çiğdem Soğukurt. Evet. Hay Allah'ım yarabbim. Evet. Taylan ne iş yapıyor? Taylan stil danışmanı programın. Programımız yabancı bir format. Satın aldık. Style by Jury diye yabancı formatın adı. Orada birebir uyguluyoruz haliyle formatı. Orada da bir stil danışmanı var. Kadınların evine gidiyor, dolaplarına bakıyor. Neler giymiş, neler giyiyor. Abi doğru giyiniyor mu? Ben saçını başını yolarım ayol. Taylan'ı. Lütfen, lütfen Mehtap. Yok makyajım oldu mu onu düzeltiyorum. Hayko'ya sataşma. Vallahi bir şey yapmadım düzeltme. Bura fazla kalmış, burası tamam, az kalmış. Boş, boş. Bak iki tane canavar gibi adam
hakikaten iki tane canavar özellikle bu gece İsmail YK matematikten 10 almış gibi oturuyor. Ama onun karizması yeter abi. O konuşmasa da böyle harbi bir duruş var ya şöyle harbiden yani. Yetmez İsmail... arkadaşlar. Alkış istiyorum İsmail'e. Sizin efendim stil danışmanınız var mı? Yok. Benim sizin? Yok efendim. Peki. Benim de yok. Sizin de yok. Yok. Benim var. Yok. Peki. Hanımlar beyler Taylan geliyor. Buyursunlar. Şüpheler yıkılıyor yalnız. Taylan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz Taylan'dan bahsedin ve programın nasıl ilerlediğinden bahsedin lütfen. Bahsedelim. Programımıza değişmek isteyen bayanlar başvuruyorlar. İlk halleriyle stüdyoya geliyorlar ve oraya geldiklerinde deneme çekimine geldiğini zannediyorlar. Gerçekten de çünkü 2-3 tane eleme yapıyoruz ve en sonu stüdyoya geldi diyoruz. Çünkü detaylı bir eleme bu. Aynı yayındaymışız gibi bir eleme yapacağız diyoruz. Ve cam, çift taraflı bir cam var. O arka tarafta jüriler var. Yani amaç kadının hiç tanımadığı insanlara verdiği ilk izlenim. Sonra diyoruz ki aslında bu deneme çekimi değil. Sen programa seçildin. Bir anda ışıklar yanıyor. Diyoruz ki bir bak aynaya ne varmış orada. Işıklar yanıyor. Arkada 9 kişi sallıyorlar yarışmacıya. Ne gelirse. Bayağı sallıyorlar yani sağlam. Ev kendisi yani sadistçe değil, bir şey mi? MasterChef'te gördüğümüz gibi bir şey mi? Yani o kadar sadistçe mi? Aslında. Yani mesela kadın 25 yaşında ya da 30 yaşında neyse işte 40-45 yaşlarında gösteriyor. Ne kadar bakımsız. Kocası kapıyı açtığında eve geldiğinde kapıyı açtığında kocası nereye geldim demiyor mu? Falan vesaire vesaire böyle şeyler söylüyorlar. Ne ayıp. Ne ayıp. Evet, peki Taylan, Taylan sizden dinleyelim. Ne yapıyorsunuz? Biz böyle genellikle işte... Ses çıkıyor mu Taylan'ın mikrofonundan? Moda çok pahalı bir şey. Takip etmesi zor bir şey. Dolayısıyla internet sitesinden başvuru yapan katılımcı adaylarla yola çıkıyoruz. Ve onların alım gücü düşük kadınlar genelde. Hayatında ne botoks biliyor, ne dolgu biliyor, ne de başka bir şey falan. Ve hani kıyafet bakımından da hiç abiyeye falan sahip değil. Bugüne kadar bir şey görmemiş falan. Ne yapıyoruz? Gardıroplarını alaşağı ediyoruz ilk önce. Yani aslında programın stil danışmanları aslında oradan başlıyor. Ne olur sesçilere söyler misin? Taylan Bey'in elindeki mikrofonu açsınlar ve herkes duysun. Duyulmuyor diyor çocuklar ya. Bir şey sorabilir miyim? Söyle mi? Abi. O yabancı formatta bildiğim kadarıyla böyle diş yapımı, ameliyat gibi şeyler hepsi de oluyordu. Var bizde de. Yok, oluyor bizde mu? Sadece cerrahi sadece müdahale neşter yok. Neşter yok. Evet. Ama diş, göz, lazer ameliyatı var. Aha. Ama neşter yok. Yani işte biz o alım gücü düşük kadınların, gelen bize Nişantaşı'ndan ya da Bağdat Caddesi'nden kadınlar başvurmuyor zaten. Dolayısıyla onların gardıroplarına bakıyoruz ilk önce. Sen bugüne kadar ne giyindin ve kadın deyip böyle bakıyoruz. Hani olmayacak şey. Kocası evde oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Ha. Bambaşka şeyler ikram eden eşleri var. Tamam neyse. Anlamadım nedir nedir yani ama anlamadım. Çok güzel ağırlıyorlar bizi. Ha, çok güzel ağırlıyorlar. Yani yemekler yapıyor eşler. Gideceğiz bir eve, bambaşka bir yere. Dolayısıyla böyle şey, gardıroplarına bakıyoruz ilk önce. Ne var ne yok. Aslında senin bir stylinge ihtiyacın var mı yok mu diye biz oradan yola çıkıyoruz. Tabii ki Star Wars jürinin orijinalindeki David çok daha tatlı ama ben birazcık daha Taylan kötü. Taylan biraz kötü polis. Yani kötü polis. Kadınlar yani korkuyorlar. İstemese de o Taylan'ın önerdiği ya da gösterdiği kıyafeti Taylan onları öyle bir çemkiriyor ki korkuyorlar ve giymek zorunda kalıyorlar. Ya Taylan bu güzel bir rol değil çemkirmeci adam. Yo, ya. Yok Türkiye'de kötü olan her zaman çok iyi tutuyor biliyorsunuz. Allah Allah. Evet. Peki. 2,5-3 aydır şey yükselen ivmenin haddi hesabı yok. İvme. Peki hanımefendinin giysisini bir saçını başını yolarak anlatır ya mısınız? Ayağa kalkayım mı? Hayır. O önce oturma halinde. Ayağa kalkarsan tutamayabiliriz çünkü. Evet. Mehtap'ı ben çok başarılı buluyorum izlediğim ilk günden beri. Ama bir şey söyleyeceğim. Bence uzun boylu kadına uzun saç olmalıydı. Bu saçlar
Ya kısa saçta çok beğenenler oldu. Beğenenler olabilir ya. Annem babam da çok çıtla uzatıyorum be. Çıt çıtla anında uzuyor yani. O zaman okey. Yani ha, ben bu rengi beğendim ama beğendim sarı mi? Ona çok daha yakışıyor. Transparan bir şey masa muhabbeti için güzel. Ay teşekkür ederim. Gözlerde hareket var çünkü. Çiğdem'cim dinliyorsun, kıyafet yapan dünya altıncısı. Çiğdem Sonkurt yaptı. İtalya'da eğitim görmüş bir genç kızımız, Türkiye'de yeni. Leopar görüyoruz üstünde, leopar. Evet bak içinde var leoparım. Yine 2011 ilkbahar ve yazında kadınlar. Bunları tabii ki sağ olsun Selim de yani, Selim Akar. Onlarla beraber güzel. İşte ayakkabılarım çok o marka orijinaldir. Görmedim ben onları. Dur göstereyim ayakkabımı bir dakika. Bakayım. Platform, Yıldız Tilbe giymiş. Yıldız Tilbe ayakkabısı onlar. Evet. Victoria güzel. Beckham giymişti. Pardon İsmail. Kaptım, no problem. No problem. Aa, o kadar benim çok daha güzel. Çok başarılı. Çok güzel. Süper abi ya. Çok güzel abi senin. Orada bir anarşizm var aslında. Var, yeşil, var, var. Yeşil ayakkabı. İçimde, içimde güzel. Patlamak üzere olan bir erkek var. Çok erkek. Çok renkli. Bambaşka. Peki, Hayko'yu geçiyorum. Hayko hiç bugüne kadar bir styling konusunda bir danışma almadığı için bu halde zaten. Hep Hayko'ya söylemişimdir. Hayko bu işte bir gariplik var. Bir danışsan diye ama danışmadı bu hale geldi. Bakın danışmayanın sonu. Ama ne? Merak ettim. Sonuçları da merak ettim. Lütfen merak etme. Lütfen merak etme. Lütfen merak etme. Çünkü bu şey bir adam yani saç baş yolcu bir adam evet. Sonra burada hani tabancalar çıkmasın. Diyorsun. Evet. Nergis'in de bugüne kadar hiçbir danışmana ihtiyacı olmadığı kendi sade güzelliğiyle. Keza Mert inanılmaz kaslı yapısı, müthiş başarısıyla zaten. Lan harbiden hakikaten ya böyle bir şey varmış hakikaten kaslı yani. Ondan sonra... Filmde belli oluyor ve, zaten. Ha? Başka dilde aşkta görüyoruz kaslarını kürek yaparken. Kürek çekerken falan. Görüyoruz. Evet. Neyse. Evet. Tuğçe saç hazırlığı. Bu arada Tuğçe'nin saçına geldiğimizden beri çok taktınız ama o saçı ben istedim öyle olmasını bu süper. Akşam. Evet. Çünkü şey düz saçlı kadına her halükarda bakarız değil mi? Tuğçe'ye bir baktığınızda şu an üç kere daha bakıyorsunuz o saçından dolayı. Bu güzel bir şey mi? Bence güzel bir şey. Evet Miki Fare. Ben de size bir eleştirde bulunmak istiyorum. Göğüs kıllarınızı aldırmışsınız, tekrar çıkmış. Şöyle bir şey var. Bu genetik bir şey. Genetik olarak yok, mı? Hayır. Şimdi devamını getireceğim. Genetik bir şey bizim anneanne tarafından. Saçlarım benim kıvırcık normalde. Ve böyle çok uzamaya başladığı zaman, böyle kıvır kıvır olmaya başladığı zaman ben hoşlanmıyorum. Ve kendim kısaltıyorum göğüs kıllarını. Adamın saçını anlatışına bak. Ulan bir gün kendimden şöyle bahsedemedim. Anneanne tarafımdan geliyor. Kıvır kıvır. Ulan şöyle olamadım bir gün. Ama öyle yani. Hayko uyuyoruz. Uyuyoruz. Bir stil danışmanı alacaktık bugüne kadar. Ben bayağı hata yaptım. Ben Hayko'nun tarzını beğeniyorum güzel. Ay ben de onu soracağım. Neresini beğeniyorsunuz? Unik bir şey o. Kendi tarzında unik bir insan. Ya, öyle bir şey Hayko yok Türkiye'de. Hayko kendine tarzı yapmıyor. Hayko her sene bir de onun bir süreci var. O süreci ben bir kere onunla beraber yaşadım. Bir gün geliyor sarı. Bir gün geliyor bunları kesmiş, bir gün geliyor buradan almış, buraya koymuş. Yani mümkün olsa gözünün, burnunun, ağzının yerini değiştirecek. Diyorum ki baba her gün bir başka geliyorsun, ne yapıyorsun ya? Diyor ki, abi diyor, müzik, müziğin sunumu, bunların hepsi beraber. Evet. Nasıl şarkıları araştırıyor, nasıl ne yapacağım, ne edeceğim diye kendini dinliyor. Her günde kendisine ayrı bir şekil veriyor. Çünkü onu, hepsini... bir paket halinde sunacak. Onun için adamın müziği nereye doğru giderse suratı da o yöne doğru gidiyor. Saçı, başı, bıyığı, sakalı her şeyi o yöne doğru gidiyor. Yani
Ve o yüzden belli bir şey yok. Her albümde başka bir Hayko görüyoruz. Ama saçlar daha fazla gitmesin ya buradan itibaren yani. Ha, aslında önce çok ufacıktı. Öyle sakın böyle yapma. Sakın böyle yapma, kesin kaybedersin. Doğru cevap şu. Düşme. Hadi oradan sen kendi saçına bak, kıvır diyeceksin. O zaman olacak. Ufaktı. Aslında kazımak çok istedim de burada durdum. Yani böyle iş yarım kalmış o. Gibi falan duruyor böyle i̇şte olduğunda. Gerçekten yarım kalmış galiba. Her sene bir şey yapıyor. Öyle bir süreci var. Böyle, çok oldum. Renkli. Çok acayip. Bir ara maviler vardı falan filan yani. Çok acayip. Hakikaten ben oğlum olmasını istemezdim. Bu arada ben şey oğlum. Yani bir, çünkü bir şekil değil yani. O şekilde iki gün dolaşmıyor. Mesela yapıyor, bir şeyler değiştiriyor falan filan. Sonra diyor ki bu bir araştırma. Ertesi gün tamamen farklı bir adam olarak geliyor. Çok çok acayip ve ben çok beğeniyorum. Oğlum deyince aklıma geldi. Kızınıza böyle bir styling yaptım ben. Aynı İstanbul'a. Ne olduğunu görmedin, gördün. Pembe gördü ya, yeter mi etaba? O kadar pembe. Abi ver onu bana. Şeker krizine girdiğiniz zaman götürebilirsiniz içindekileri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gül ben Ergen. Allah kimseyi oyuncaksız bırakmasın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Reyhancığım, şunu yarın Koko'ya vereceğiz. Ama kimden verdiğimizi söylemeyeceğiz. İleride bu adamla çalışır filan, Allah vermesin. Nasılsa 2'yi geçti, artı 18'iz artık değil mi? Evet. Konuşabiliriz. Hemen. Hayır hayır hayır, sakın ha konuşmayın. Ne diyeceğim? Çok sanatçı var mı bugüne kadar böyle uğraştığınız? Çok var. Aslında ben PR danışmanlığı olarak başlamıştım. Eski bir gazeteciyim aslında. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Reklamcılık Halkla İlişkiler 4. sınıftan atıldım. Devamsızlık yüzünden. Çünkü o zamanlar çalışıyordum İstanbul'da. Dolayısıyla böyle... Bir dakika. Ne oldu? Ha, atılmış diye şey yaptınız. Efendim? Hem de. İsmail YK'dan hem de. Hepimiz hiç şarkı acıması istiyoruz. Yok. Buyurunuz. Ondan sonra böyle bir PR basın danışmanlığı gelince müzik şirketleriyle. Sonra bir iki biz sanatçılar 15-16 çok Türkiye'nin çok ünlü isimleriyle çalıştım. İşte ne giysem ne yapsam, hani bir konsere gidiyorum, bir etkinliğe gidiyoruz, alışveriş, imza günü vesaire falan filan. Ne giyeyim derken bir gün böyle bir şey başladı. Sonra baktım almış başını gidiyor. Zaten küçüklükten de böyle bir merak var. Güzel. Annenin saçına başına, işte teyzelerin kıyafetlerine, çoraplarına falan. Öyle. Harikulade. Seval Hanım Osmaniye'den arıyor. Buyursunlar Seval Hanım. İyi geceler. Buyurunuz. Herkese. İyi geceler. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Oturuyoruz işte. Arkadaşlar geldi. Buyurun. Ne güzel. Buyurun. Sayenizde ben de bu gece korkmadan oturabiliyorum. Çünkü ev arkadaşım gitmişti. Nereye gitti ev arkadaşınız? Dün memlekete gitti. Bir hafta boyunca yok. Memlekete? Evet, güzel. Evet. Memlekete gitti. Peki bir hafta yok. Niye, ev arkadaşınız olmadığı zaman korkuyor musunuz efendim? Maalesef aynı zamanda ev sahibimiz de kızının yanına gittiği için binada tek kaldım ben de. Tamam, daha fazla adres vermeyin. Bu kadar yeterli. Seval, bu gece ve yarın gece programımız var. Yarın gece de bizimle beraber oturabilirsiniz. Çok geç saatlere kadar. Ama pazartesi günü de mesai var. Aksilik. Ne mesaisi var? Öğretmenim ben. Anladım. Pazartesi günü Mehmet Ali Birand'ı seyrettikten hemen sonra yatarsanız. Peki. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma gecesi Beyaz'ı seyretmek üzere oturursunuz. Cumartesi evet, yine ben. Öyle yaptım. Evet. Evet. Seval ben buyurun. Bu arada önce...
Öncelikle Mehtap Hanım'a çok geçmiş olsun diliyorum. Durumuna çok üzüldüm. Ha, teşekkür ederim. Yanlış anlaşılmasın ama yakınındaki insanlara da, beraber yaşayan insanlara da geçmiş olsun diyorum. Çünkü zor bir durum. Benim bir öğrencimde işitme problemi vardı ve ders bitene kadar, sabahtan akşama kadar öğrencimi susturamazdım. Sürekli ama sürekli istemsiz bir şekilde konuşurdu. Evet, teşekkür ediyorum Suha. Önemli değil, ve yanlış anlamayın lütfen. Evet, doğru. Yani yaşayan biliyor. Mesela bazen bir şey oluyor, çok rahatsız oluyorum. Yani işitme engelli denmiş, bazıları hani derler, sağır mısın diyor mesela birisi. Duymuyorum, hani bilmeyen de oradan bir şey söylemiş, ben duymamış. Sağır mısın? Evet diyorum. Çok rahatsız oluyorum ama yani böyle işitme engelli denmesi daha iyi. Bazıları bir de espriler yapıyorlar bazı programlarda. Kör müsün? Sağır mısın? Ay kör, sağır. Nefret ettiğim şeyler abi bunlar yani. Cidden yani. İnsanların... Kesinlikle... Evet. Ego zedeleyici değil, kullanılmamalı. Doğru. Aynen hiç. Bir de onların esprisi bile çok kötü. Bizi incitiyor. Seval gerçekten. Hanım, ne öğretmenisiniz? Ben sınıf öğretmeniyim Okan. Çok güzel. İlkokul, köy öğretmeniyim. Harikulade. Evet. Peki, Seval. Şimdi İsmail YK sizin için var mı böyle bir köy öğretmeninin yalnızlığını anlatan bir şarkı? Aşkımızı anlatalım ayrılık. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum Okan. Yani anlamadığım bir nokta var. İsmail YK'nın şarkılarının sözleri her ne kadar bizim öğrenci yaş grubumuza uygun olmasa da müzik derslerimizi öğrencilere bıraktığımızda genellikle İsmail YK şarkılarını dinliyoruz. Hatta öğrencilerimizin bir kısmı 23 Nisan'da öğretmenim illa Facebook şarkısını gördün söyleyebiliriz mi diye tutturdular. Evet ne güzel. 23 Nisan'da Facebook şarkısı söylemek. Ama izin veremedim. Veremem. Niye vermiyorsunuz? Facebook'ta yani, bir memleket gerçeğidir. Öyle tabii. Ama hani öğrenci yaş grubumuza uygun görmüyorum ben ama nedense çocuklar da çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Ben de çocukları seviyorum. O da çocukları seviyor. Onlar da çok seviyorlar. Niçin öğrencilere uygun olmasın? Bir Allah belanı versin, bir bas gaza. Ayrıca da şarkı sözleri komik, eğlenceli, güzel, dile evet, takılıyor. O yüzden ilgilerini çekiyor. Allah belanı versin, Türkiye'de rock müziği literatürüne girebilecek bir şarkı. Ben Hayko hala nasıl yorumlamadı hayret ediyorum. Evet. Sana İsmail YK ile bir düet yapmanı teklif etsem çıkışta bana bir şey yapar mısın? Ay şey gibi algılanacak sanki İsmail'le çok bir kanlı bıçaklıymışız gibi de. Yok canım. Yani müzikal olarak tabii ki bir şey yapmayız büyük ihtimalle. Tabii ki. Mehtap için hazırlandın sen bugün. Şey yoktan eminim. Bayağı bu damat tıraşı. Damat tıraşı. Saçımı ona göre kestim geldim. Seval Hanım. Efendim. Yalnızlığınızı giderebilecek ne yapabileceğimi pek bilmiyorum. Ama stüdyoda biraz azgın izleyenlerim olduğu için onları susturmak için İsmail YK şarkı söyleyecek şimdi. Bizi tamam. Aradığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler. İyi geceler. Yarın gece de görüşürüz. İyi geceler efendim. İsmail YK. Bir dakika dur. Mesela gündemde olan şarkılarım, mesela Bas Gaza, Facebook, Haydi Bastır vesaire. Bunlardan bir uzak duralım. Böyle duygu yüklü bir şarkı okumak istiyorum. Hatta ilk damardan aklına... olsun abi. Bütün taksicilere, dolmuşçulara gelsin. Dur bir dakika. Ya Reyhan, Mehtap programı aldı başka bir yere götürdü. Duydun mu ne söyledi? Damardan olsun abi, bütün taksicilere, dolmuşlara gelsin. Ama onlar için araba kullanıyor. Bas gaza gelir o zaman. Evet. Damardan gelsin ya, damardan. O zaman şöyle mi yapalım? Bas gazayı duygusal mı söyleyelim? Facebook.
Yok. Bak ya da şöyle yapalım. İlk albümde bir şarkı var. Neredesin? Ya neredesin ya da bas kaza. Var mı playback? Neredesin? Var. Neredesin bir de bas kaza. Neredesin? Neredesin? Sensiz olmaz asla, can da yanmaz, olmaz. Sensiz olmaz asla, can da yanmaz. Yürüdüğüm yollarda yürüyeyim. Nerede? Beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama
ama bir şeyi unutmuşsun. Unuttun seni duvarlara yazmış. Unuttun seni kendine yazmış. Unuttun şimdi soruyor sana. Seni unutmak kolay mı? Beni böyle bağırtmak kolay mı? Ama şunu hiç unutmam. Peşindeyim. Asla bırakmam. Asla. Neredesin? Beni unutsun demişsin. Neredesin? Bunu sen diyemezsin. Neredesin? Seni unutmak kolay mı? Beni bağırtmak kolay mı? Söyle. Punk müzik dinlemeyi seviyorum. Dinlediğim müzikten dolayı da salaş ve renkli giymeyi seviyorum. Ama genelde dar şeyleri tercih ediyorum. Genelde giyim tarzı olarak yani renk olarak özellikle çok canlı renkleri tercih ediyorum. Daha çok da tarzımı renkler belirliyor. Özellikle renkli ayakkabılar tercih. Dar paça pantolon giymeyi seviyorum. Sneaker ayakkabı giymeyi seviyorum. Aksesuar olarak saat tercihim. Normalde çok takılı giymeyi seviyorum. Hindistan takılarını seviyorum. Bilezikler olsun, surat yapıştırmaları olsun. Genelde atkı, değişik renklerde atkı takmaya çalışıyorum. Genelde renkli giymeyi çok seviyorum. Zayıf bir fiziğe sahip olduğum için de genelde bol değil de madem zayıfım iyice zayıf olup ne dar giymeyi seviyorum. O nedenle de işte deri ceket efendim olsun. Takı olarak genelde işte bir künye var bu benim için manevi değer olan bir künye ve bir yüzük aynı şekilde. Hanımlar beyler, Kingo Style'a köşesi, kingodisco.com inşaat halinde olduğu için yeni bir portal olarak hizmete girmeden önce kingodisco.com hazırlıkları devam ettiği için şimdilik sadece programımızda yayınlanıyor. Genç, güzel kızımız Ümit Hanım çekiyor fotoğrafları ve arkadaşlarımız da bu ses kayıtlarını yapıyorlar. Bak bize nasıl bakıyorsun için geçen hafta gelen ve bizim gösteremediğimiz program süresince bazı bak bize nasıl bakıyorsun fotoğrafları görelim. İşte Ali Ünver. Ali Ünver güzel. Devam. Deniz Boltaç. Köpekler canlı herhalde değil mi? Evet. Devam. Memoli. İyiymiş. Mimarlık Fakültesi öğrencileri geliyor şimdi. Ve Reji 5. Aa bunlar bizimkiler ayol. Nasıl lan? Aa demek biz burada program yapmaya çalışırken yukarıda böyle bir ortam söz konusu. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Ve bu gece gelenler alkolsüz geliyor. İlk fotoğraf. Güzel. İkincisi Ecem. Güzel. Gencer. Oo abim güzel. Hemen geçelim. Ya. Hemen geçelim. Süper yani. İlker. I love you. Çok iyi. Güzel. İlker Fight dikkat et. Justin'cı, yani. Justin'cı kızlar çok güçlü. Evet. Yiğit. Güzel. QFS.
Cicinho. Oo. Baba tamam muhteşem. Muhteşem. Tamam muhteşem. Bayıldım. Ya evet süper abi. Dehşetli, dehşetli. İşte böyle yaratıcı işler geliyor sürekli. Yunus. Tam göremiyorum. Aa, bu top bir şey. Evet, bu çeşitli pozisyonlarda. Televizyon ters, adam ters. Harikulade. Çok iyi. Melisa. Aman baba, da aman. Güzel. Fatal. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Güzel. Çiğ köfte durum mu baba? Ve Berat. Aa. Berat burada mı? Aslan Berat. Gösterelim Berat'ı. Arkadaki yakışıklı sakallı adam. Kaldır elini baba. Bu ilk oluyor. Evet. Aslan Berat. Alkışlıyoruz Berat'ı. Bravo. 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 Evet. 84 hazır mı arkadaşlar? Arkadaşlar çok mutluyuz size tekrar kavuştuğumuz için. Biraz daha sabrederseniz bir de bir telefon almak istiyorum. Uzun süredir bekletiyoruz izleyicimizi. Maya Meral bizi Bulgaristan'dan arıyor. Buyursunlar Maya. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar. Merhaba herkese. Bulgaristan'da ne yapıyorsunuz? Okuyorum. Çok güzel. Nerede Bulgaristan'da? Bulgaristan Filipe'de okuyorum ben. Güzel. Ve bize oradan bakıyorsunuz. Evet, size oradan bakıyoruz. Şu anda bayağı kalabalığız. Sizleri izliyoruz ve size hayranız. Sağ olun. Ben de size hayranım. Teşekkür ederim. Bana bu yaşta hayranlık duygularıyla yaklaştığınız için beni çok mutlu ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim Hayko Bey'e bir sorum olacaktı. Hayko Bey. Hayko evet. Bey. Buyursunlar. Buyurun. Göz kapağı neden yara kapalı, bilerek mi yapıyor, onu merak ediyoruz. Çünkü Hayko Bey'i ilk defa gördüm ben. Evet. Onu merak ediyoruz ve Bulgaristan'a gelmeyi düşünüyor mu, konser vermeyi düşünüyor mu burada? Şimdi şöyle söyleyeyim, Hayko Bey'in göz kapağı böyle değildi. Ben yaptım. Evet. Mehtap'la yan yana oturduğu için gürültüden bir gözü kapandı. Doğru. Direkt farkındaysan bu tarafta. Evet. Hayko Bey'in iki gözü de aynıydı. Mehtap yüzünden biri kapandı. İnşallah Hayko'yla Sayın İsmail YK'yı yer değiştirteceğiz önümüzdeki dakikalarda. İkisi de aynı seviyeye gelecek. Evet. Bu soru böylece geçti. Diğer soru? Diğer soru Bulgaristan'da konser vermeyi düşünüyorum. Buraya hangisi geldim. Efendim? Hayko Çetkin. Evet Hayko. Bulgaristan'da konser vermeyi düşünüyor musun? Oradaki bir organizatör bize ulaşırsa elbet bir zaman. Bizim elimizde olan bir şey değil. Ben Bulgaristan'a geliyorum konser vereceğim dedim mi? Öyle gitmiş oluyor. Fakat, fakat. Aynen. Aynen. Ama bu arada Hayko... Evet. Geçen gün bana dedi ki, internette dedi yazıyorum, şu ilimize geliyoruz diyorum, artık medyaya da gerek yok. Hayko bu programlara katılıyorsa arkadaşlarını kıramadığı için katılıyor. Daha doğrusu bütün konuklarımız artık böyle. Bu programlara katılmalarının nedeni, başka programları bilmem. Ama medya hala eski kafalı sanatçıları... Eski kafalı programlarda ağırlayabilir. Şu programdır, bu programdır. Ama bu programa katılan sevgili dostlarımızın bizi kıramadıkları için katıldıklarına eminim. Çünkü artık sanatçıların medyaya ihtiyaçları yok. Çünkü Hayko'nun da söylediği gibi şu ilimize geliyoruz, şurada konser var yazıyor internette. Herhangi bir yerde, Twitter'da, Facebook'ta nerelerde yazıyorsun baba? Ben ana olarak Twitter'ı kullanıyorum. Şuraya geliyoruz oradan diyor. Yazıyoruz turne tarihi. Anında binlerce kişi, milyonlarca kişiye ulaştırıyor ve bu iş böyle gidiyor artık. Dolayısıyla Bulgaristan üzerinden de bir internet bağlantısı kurarsanız Maya Hanım, Hayko demek ki Bulgaristan'a da gelebilir.
Hayat böyle enteresan işte. Zaten. Zaten. Ayrıca da hangi sanatçıya ulaşmak istiyorsanız herkes birbirine internetten ulaşabiliyor. Mehtap, sizi diyelim ki bir ekstra toplantı için, şarkı söylemeniz için istiyoruz. Hem evet, eğlenelim hem şarkı söyleyesiniz diye. Başvuracağımız bir internet sitesi var mı? Facebook'ta açtılar benim fanlarım. Yeni site mehtapavşar.com.tr albümle beraber çıkmış oluyor. Şu anda o da bakım aşamasında. Bakım aşamasında. Evet abi. Evet. Biz inşallah. Bana ulaşmak isteyenler Okan abiden ulaşsın diyor. Benden ulaşabilirler. Mehtap'a ulaşmak isteyenler. Tabii ki Disco Kralı'nın sayfasında. Bu şaka. Mehtap'ın böyle bir sağlam bir organizasyonu var zaten. İsmail YK'ya ulaşmak isteyenler ne yapıyorlar? Şimdi benim Twitter veya Facebook'ta bir hesabım yok. Fakat menajerimim var, Fatih Aksoylu. Fatih Aksoylu'ya ulaşıyorlar. Evet, Facebook vesilesiyle zaten hayranlarımıza tarihleri belirleyebiliyoruz. Veyahut da bize ulaşmak isteyenler aynen Fatih Aksoylu veyahut da ismailyeka.com. Fakat sosyal paylaşım siteler mesela örneğin Facebook gibi, bunlar bizim ismailyeka gibi.com sayfanın önüne geçti artık yani. Artık evet. İsmail YK kaç kişi tıklıyor? Evet. Facebook'ta Fatih Aksoylu'ya daha çok tıklayan var yani. Nergis Öztürk ve Mert Fırat ulaşılmak istemeyen iki sanatçımız hiçbir yerden bize ulaşmasınlar diyor. Sizin nerede adresleriniz var? Size ulaşabilecekleri internet üzerinde bir eviniz, kulübeniz, çadırınız, bir şeyiniz var mı efendim? Ya Facebook'um var ama hani bize ulaşmalarını gerektirecek. Niye ulaşsınlar? Evet. Hani Tuğçe Hanım size Disneyland'den mi ulaşacaklar? MickeyMouse.com'dan mı? Nereden? Buyursunlar. Benim de var Facebook hesabım, Twitter hesabım ama çok aktif değilim. Çok aktif kullanmıyorum. Evet. Peki, Allah razı olsun. Maya. Siirtli arkadaşlarımın çok selamı var. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Size biz iyi yayınlar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Biz de Bulgaristan'daki bütün dostları, soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı buradan sevgiyle kucaklıyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Ve şimdi hep birlikte 84'e hazır mıyız arkadaşlar? 84'e hazır mıyız? Ölemedim, yine kör kütük sarhoş oldum, rezalet çıkarmadım. Bir sana bir de kendime sövdüm, ne içsem olmadı. Kafada başka dert tasa kalmadı, bir seni atamadım. Sek içtim acıları, su katmadım. Yalanlar söyledin, beni hiç hak etmedin. Sensizlik beni böyle tek başıma, beni böyle hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yersin mi tek başıma? Hayda. Her akşam bir büyük, başka türlü taşınabilir mi bu yük? Unuttum derken seni, mağlup oldum aşka yine kör. Her sokak köşe başı, evim oldu yine kaldırım taşı. Yolunu kaybedenin kedi köpek olur mu sırdaşı? Yalanlar, yalanlar söyledin, beni hiç hak etmedin.
Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda. Dağlarım var, isyanım var. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Derdim var, efkarım var. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda beni böyle bulsun mu? Hayır olamaz. Sensizlik beni böyle yensin mi? Tek başıma yollarda. Çok teşekkür ediyorum. Ve onları tekrar özlediğimizi söylemek istiyoruz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Tekrar alkışlıyoruz. Muhabbet Kralı yararlı bir program değildir. Yararlı olunca seyretmiyorsunuz. Muhabbet Kralı'nda ne kadar zararlı şey varsa konuşuyoruz. Geçen sene çok yanlış bir şekilde televizyonlarda GDO konuşulunca hep manavların önünde çekim yapıldı. Bu bir kere çok yanlış. Türkiye'de manavdan veya marketten alacağınız hiçbir sebze veya meyvede GDO yok. Çünkü GDO'lu tarım Türkiye'de yok. Muhabbet Kralı canınıza yarar. 2 dakika ne için uzun, ne için kısa bir süre? Yani ayrılmak için uzun, seks için kısa. Bilgi duyulardan mı, sezgilerden mi, yoksa zihnin kendisinden mi gelir? Bence insanın beden önemli değil yani. Bu bizim değil zaten. Bu ruh önemli bence. Şunu kim söylemiş olabilir? Süpermen, Batman ve Örümcek Adam beni akşam yemeğine davet etse Süpermen'i tercih ederim. Clark Kent haliyle de işinde gücünde bir. Birilerinin ihtiyacı olduğunda Süpermen olabiliyor. İlker sizce kim söylemiş olabilir? Hiç bilmiyorum. Tam karşınızda oturuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Aklınız başınıza ne zaman geldi? Aklım başıma ne zaman geldi? Hiç gelmedi diyelim.
Sevgili dostlar, sevgili izleyenler, masamız kilitlendi. Diyeceksiniz ki ne demek masamız kilitlendi? Masamız kilitlenince program stüdyomuzda çalışan bazı şeyler artık çalışmaz oluyor. Gördüğünüz gibi orkestramız tamamen karanlıkta bulunuyor. Birçoğumuz tamamen karanlıktayız ve ben masamız kilitlendiği için Mehtap'a göre çok daha kısa boylu görünüyorum. Bu arada programımızı şereflendiren izleyenlerimiz Kral İzleyici Kitlesi, Celal Bayar Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dershane Grubu ve Kuşadası Turizm Otelcilik Lisesi. Sağ olun, var olun. Ayrıca da Hayko Cepkin fanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Özellikle siz Hayko Cepkin dinlerken inanılmaz bir performans gösterdiniz. Ayılmalar, bayılmalar, kendinden geçmeler hepsi ekranda tabak gibi göründü. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Karşıdan saldırı geldi gibi geldi bana. Evet. Sevgili dostlar, birçoğunuz YGS'ye girdiniz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendinizden vazgeçmeyin. Sakın ha bu yaşam koşusunun tek başına bir iş olduğunu unutmayınız. Başarılarda böbürlenip başkalarının başarılarında suç aramayınız. Hayat torpil yapmaz. Dolayısıyla herkes kendi koşusunu, kendi cesareti ve erdemleriyle götürecek, yaşayacaktır. Dolayısıyla böyle şike, hile söylentilerinden kötü olarak etkilenmeyiniz. Yarın da ÖSYM'nin bir açıklaması olacaktır. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Eğer ÖSYM açıklaması bu genç adamlar ve hanımlar için tatmin edici olmazsa bu programdan bas bas bir komisyon kurulması ve konunun savcılığın da üzerinde bir meclis araştırması olarak araştırılması gerektiğini bu programdan bas bas bağıracağız. İnşallah yarın ÖSYM'nin araştırması tatmin edici bir araştırma ve açıklama olacaktır. Şimdi yanımdaki insanüstü hanım sizlere son şarkılarından... Evet, klip şarkımız yeni çıkıyor albüm. Yani 3 hafta sonra. Okan abi için yaptım. Bunu yetiştirdik. Yemin ediyorum 2 gündür abi bunu yetiştirdik bu şarkıyı. Sevgili Okan Dağın abi benim aranjörüm sağ olsun onun şarkısı. İnşallah seveceksiniz. Sizlere sevdirmeye çalışacağız. İnşallah. Hadi arkadaşlar. Hadi inşallah. Evet. Hep beraber.
Merhaba. Şov burada sona eriyor. Benden sonra hepinize korkunç geceler. Kullanılmamış sinema bileti, birkaç euro, birkaç kuruş, tanımadığım anahtarlar. Hangi evin kapısına uyacak, yoksa kapıyı kim açacak? Çantamın içinde kırık sigaralar. Sanki paramparça bir aşk hikayesi içinde ben faili meçhul. Bir kadın var, biliyorum. 220 gibi bir numara var aklımda ama biri eksik. Aşk sözlerinin heceleri kayıp. Flashlar. Flash, flash, and some thoughts leave my mind. Eğer kayıpsam şu anda. I'm lost. Kayıp. I'm lost, lost, really lost. Kaybolmuş gerçekten. Götür beni şoför şehrin merkezinde büyük medya binasına. There are love words I know some are missing. Bu gece yepyeni kimliğimle size bir hikaye anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce kendini yitirmiş bir adam bir gece büyük televizyon binasında mikrofona konuşmaya başlar. Hikaye o kadar basmak kalıp sıradan anlamsızdır ki kimse bir anlam bulmaya çalışmaz. Sonunda bu anlamsız dünyada adam kral olur. We'll be right back.